Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Bugün 15 Temmuz özel yayınıyla Kayseri'deyiz. Önemli bir konuğumuz var. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve sonrasında da hain darbe teşebbüsü püskürtüldükten sonra uzunca bir dönem Milli Savunma Bakanlığı görevini yapmış ve FETÖ'yle mücadele konusunda o süreci yöneten isimlerden biri olan Sayın Hulusi Akar, Kayseri'de misafirimiz. Biz de kendilerinin misafiri sayılabiliriz. Zira Kayseri Lisesi'ndeyiz şu anda. Hoş geldiniz. Evet, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarla buluşmalar oldu. Şehitlikte hem dualar yapıldı, hem orada konuşmalarınız oldu. Çokça merak edilen soru var. Öncesi o gece ve sonrasına dair. En çok tartışılan isimlerden biriydiniz. Hatta en çok tartışılan isimdiniz 15 Temmuz gecesine ilişkin. Çünkü her şeyin merkezinde bir yerde siz varsınız. Biraz önden başlayıp o geceye gelmeden önce belki sizin hatta nasıl bir Türkiye hayal ederek bir subaylık kariyeriniz oldu, Genelkurmay Başkanı oldunuz, bu süreçlerin içerisinde nelerle karşılaşıldı, biz niye böyle bir şey yaşadık, bunları da konuşabileceğimiz geceyi konuşmakla beraber. Ve tarihi okurken hep şey deriz ya efendim, yani tekerrür etmesin ama ibret alırsak evet, tekerrür etmez. Biz buradan hangi dersleri çıkarmalıyız da anlayabileceğimiz bir gece olsun isterim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sürü sorun var. Vaktimiz el verdiğince hepsini soracağım. Evet. Ama buyurunuz, başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Zahmetler ettiniz, buraya kadar geldiniz. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bu önemli günde, anlamlı günde bir de bu fırsatı verdiniz. Gerçekten bizim için de çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla bunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi birincisi bizim 2500 yıllık Büyük Türk Kaykanlığı'ndan bahsediyoruz. Bizim çok geniş bir tarihimiz var. Gerçekten büyük bir milletin mensuplarıyız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunu görmemiz lazım, bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla bu tarihin akışı içinde biz her zaman arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda, görüşmelerde, üniversite ziyaretlerimizde tarih dediğimiz zaman tarih yaşamak için değil. Tarih oradaki acılardan ibret almak, efendim şanlı, şöhretli taraflarından da ilham almak için tarihe bakmamız lazım. Dolayısıyla bu manada bizim çok güçlü bir tarih geleneğimiz var. Buna sahip olmamız, buna sahip çıkmamız lazım. Bu süreç içinde karşılaştığımız birçok olay var. Fakat bu hain darbe girişimi 15 Temmuz gerçekten bunlar hiçbirine benzemiyor. Bu büyük bir alçaklık, büyük bir namussuzluk. Gerçekten büyük bir efendim orada kara leke olarak bizim tarihimizde maalesef bu olay yaşandı. Gerçekten bu 15 Temmuz efendim gecesi büyük bir felaket yaşadık. Efendim büyük bir ihanetle karşılaştık. Ve de tabii bunun doğal bir sonucu olarak da bütün yapıda, devlet yapısında, toplumumuzda büyük bir yıkıma sebep oldu. Şimdi 252 şehit verdik. Efendim 2196 efendim yaralımız var. Ki bu yaralılar gerçekten çok acılar çektiler, çok ızdıraplar çektiler. Onlarla benim konuştuğumuz, görüştüğümüz o kadar ki benim Resul diye bir kardeşim vardı. Bağırsaklar elinde geziyordu. Birçok kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu acıları bize bu alçak terör örgütü yaptı. Genelkurmay'da vurulan evet, kişi değil mi o? Bununla biz tanıştık. Tabii birçok yaralımız var. 2096 hepsi de değerli, hepsi önemli. Fakat bizim karşılaştığımız, beraber birçok kez efendim konuştuğumuz, buluştuğumuz Resul vardı. Ve bizi dinliyorsa kendisine tekrar acil şifalar diliyorum. Bizim burada Genelkurmay'daki bu gelişmeleri duyar duymaz efendim sizi diyor kurtarmak için diyor buraya geldik diyor. Büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla, büyük bir samimiyetle. Ateş ettiler diyor, beni vurdular diyor. 3 metreden, 4 metreden attılar diyor aşağıya diyor. Yaralı olarak. Süründüm diyor. Beni gördüler diyor. Buradan işte beni kaldırmak için bir kamyon arkasına attılar diyor. Çok yani bir insanlık dışı bir muameleyle efendim ciddi bir yaralanma. Ve bunun sonunda ciddi böyle acılar çeken. Buna benzer yani bütün yaralılarımız benzer şeyler yaşadı. Ona da acil şifalar diyorum. Şimdi biz burada bu şer odaklarının efendim kullandığı bir aparat olan bu terör örgütüne baktığımızda, ben bunların ne olup ne olmadığına baktığımızda bazı tespitlerimiz var. Yani bu geçen zaman içinde bu 7-8 seneden sonra geldiğimiz noktada biraz farklı bakmamız lazım. Biz şunu görüyoruz şimdi. Birinci tespit şunu görmemiz lazım ve bunun anlaşılması lazım herkes tarafından. O da şu. Bu darbe girişimi AK Parti'ye karşı yapılmadı.
Bu bütün milletimize karşı yapıldı, Türk milletine karşı yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapıldı. Bunun görülmesi lazım. Çünkü böyle bir anlayış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii. Orada bazı yerlerde efendim bakın bu mesela bu AK Parti'de efendim bu terör örgütünün FETÖ'nün yargılanması konusunda bazı kesimler, bazı kişiler, bazı oluşumlar ciddi şekilde ilgi göstermediler oradaki mahkemelere. Mahkemeye gidişler gelişler pek olmadı. Ve en sonda şimdi şu an içinde bulunduğumuz günde dahi efendim, bu anmaların bu demokrasi ve milli birlik gününün anılması faaliyetlerin, etkinliklerinin de şu ana kadar benim aldığım bilgiler çerçevesinde sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerlerde yapıldığını gördük, görüyoruz. Öyle bir bilgi aldık biz. Bu da bir ilgide bir sıkıntı var. Neden bu böyle? Yani bir işte burada bir tarafgirlik var. Efendim burada efendim olayın bütününü görememek var. Olaya genel anlamda bir bakışta bir noksanlık var, bir hata var. Yani ilk günlerde belki muhalefetin işte bu tiyatro cümlesi işte veya değerlendirmesi. Evet. Bir takım işte kontrollü darbe maalesef kurulması. Burada hani meselenin böyle muhalefet iktidar meselesi olmadığını, devlet meselesi olduğunu, hükümet meselesi olmadığını tabii birçok kez Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere anlatmaya çalışıyoruz hala. Efendim burada şunu söylüyoruz biz, diyoruz ki efendim bu emperyal güçler, emperyalist güçler efendim akrep gibi, bu veterinerden öğreniyoruz. Akrepler diyor sokmadan duramaz. Buna size bu emperyal güçler de bir şekilde efendim fitne fesat üretmeden duramıyorlar. Buna size bunlar bu FETÖ'yü bir şekilde kullandılar ve devletimize karşı kullandılar, milletimize karşı kullandılar. Bunu çok iyi anlaşılması lazım. Bunlar hukuk hukukla alakaları yok bunların. Yani herhangi bir uluslararası hukuk söz konusu değil. Hukuk söz konusu değil. İnsanlık söz konusu, biraz önce anlatmaya çalıştığım, kısaca özetlemeye çalıştığım o Resul'ün yaralanması meselesi gerçekten başlı başına bir insanlık dramı. Orada hukuk anlayışı yok. Nasıl ki şu anda Filistin'de ne uluslararası hukuk var, ne Birleşmiş Milletler var, ne insani değerler var, ne insan hakları var. Yani dolayısıyla bu emperyal güçlerin emrindeki, onların güdümündeki, onların kuklaları, onların aparatları bu şekilde yaklaşıyor. Bu şekilde son derece efendim zalimce efendim söyleyeyim eylemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve şu anda da işte İsrail'de bunu görüyoruz. Büyük bir zulüm var. Efendim herkesin gözü önünde efendim etnik temizlik efendim ve soykırıma varan efendim icraatta bulunuyorlar ve maalesef bu konuda da yönetimlerin büyük bir bölümü işte Avrupa'da olsun, Orta Doğu'da olsun, efendim Amerika'da olsun büyük bir körlük ve bir sağırlık içindeler. Fakat bunun yanı sıra birazcık aklı olan, birazcık vece olan herkese sizinle yakından takip şundan ettiğiniz gibi. Şundan dolayı buna işaret ediyorsunuz. Ayakta. Yani ülkeniz zayıf düşerse, gücünüz olmazsa veya bir hastalık kaparsa bünyeniz her türlü operasyona açık hale gelirsiniz. Bu uluslararası ilişkiler derslerinde efendim gurulardan biri de Morgenthau. Efendim hocam bu Morgenthau, efendim Amerikalı bir efendim hocam hoca. Bunun efendim hocam teorilerinden biri ta buradan önce 20. yüzyıldan beri bunu anlatıyor. Efendim 50 yıldan mı 60 yıldan beri tam olarak hatırlamıyorum. Güç teorisi diyor. Yani dolayısıyla eğer uluslararası ilişkilerde efendim bir sürü faktör var, bir sürü araç var. Uluslararası ilişkilerin, diplomasi vesaire. Fakat bunların hepsinin sonunda vardığı nokta güç. Eğer güçlüyseniz, eğer birliğiniz, beraberliğiniz sağlamsa, eğer bu konuda gücünüz varsa bunları yaparsınız. Değilse Siyonazi, efendim Netanyahu yönetimini kimse durduramaz. Gücünüz yoksa durduramazsınız. Lafla, sözle bunların durması mümkün değil. Bunlar efendim her şekilde kendi yaptıkları, planlıkları, efendime söyleyeyim zulmü yönetirler, yaparlar. Ve dolayısıyla bunlar bu şekilde zulme devam ediyorlar. Fakat bizim inancımız, değerlendirmemiz inşallah Cumhurbaşkanımızın çalışması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışması bir şekilde bunların adalet önünde, hukuk önünde hesap vermeleridir. Ona gayret gösteriyoruz. Buna çalışıyoruz. Ve efendim bu kör ve sağır olan ülkelerin de bir an önce kendilerini toparlamalarını, tekrar şuurlarını kazanmalarını bekliyoruz. Efendim şöyle, biz kendi aramızda zaman zaman şöyle şeyler konuşuruz. Yani işte Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ya da dünyadaki bir takım işte ailelerin, yapıların, küresel aktörlerin ya da güçlerin başka ülkeler üzerindeki emelleri, darbe teşebbüslerini vesaire. Şimdi siz, bizim konuşmamız çok havada kalan bir şey. Siz çok önemli vazifelerde bulunmuş bir isimsiniz devletin içerisinde. Özellikle güvenlik bürokrasisinde. Milli Savunma Bakanlığı, Yargılama Başkanlığı yaptınız ve çok önemli bir dönemde yaptınız. Türkiye üzerinde mesela siz böyle şeyler düşünüyor ve konuşuyor musunuz? Şimdi yani böyle... Yani üzerinde hesap olan bir ülke ve... Gayet tabii. Yani yüzyıllardan beri efendim... Bu konuda efendim işte 1606, 1699, 1792 efendim hocam anlaşmalara baktığımızda
efendim işte toprak kayıplarımızın başlamasıyla birlikte efendim Türkiye'ye karşı ciddi bir abanma var. Efendim askeri anlamda efendim, siyasi anlamda. Tabii bunun sosyal efendim yansımaları da var. Ben şunu söyleyeyim, çok basit bir şekilde, konu dışı gibi ama eğer biz efendim İHA'yı SİHA yapamasaydık, eğer Bayraktar, eğer Selçuk Bey bu işi başaramasaydı biz şu anda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sadece biz değil, dost ve müttefiklerimiz de yaşıyordu. Örneğin efendim Libya'da, örneğin Azerbaycan'da istediklerimizi, bizim haklı olduğumuz davamızı dahi orada savunmamız mümkün değildi. Şu anda bir rahatlık yapıyorsak, efendim politikamızı, diplomasimizi buralarda rahatlıkla yürütebiliyorsak, oradaki siyasi hedeflerimize ulaşabiliyorsak, bu savunma sanayimizin geldiği noktanın burada çok etkisi var. Bunu görmemiz lazım, bunu şey yapmamız lazım. Şimdi tekrar biz FETÖ'ye dönersek, efendim FETÖ konusunda maalesef bazı kişi ve oluşumlar hala efendim zihnen, fikren ve duygusal olarak bunları mahkum etmediler. Mahkum edemiyorlar. Ve dolayısıyla hala sen diyenler var, oyun diyenler var. Çünkü bu konulara bunlar yaklaşımları biraz önce bahsettiğimiz gibi hükümet meselesi gibi bakıyorlar. Efendim muhalefet iktidar meselesi gibi bakıyorlar. Efendim muhalefet iktidar böyle söylüyorsa benim böyle söylemem lazım gibi bir yaklaşım içinde. Bu son derece yanlış. Bunu efendime söyleyeyim anlamak ve şey yapmak, efendime söyleyeyim kabul etmek mümkün değil. Buradaki bu meselede efendim direnişte vatandaşımızın efendim aklı selimi, feraseti, efendim vatan, millet, bayrak sevgisi olmasaydı, ki bu onun efendim açık bir delili ve burada herhangi bir şekilde muhalefet iktidarı yok. Zihniyet meselesi. Bu FETÖ'ye karşı sadece A, B, C partileri kalkmadı. Bütün milletimiz, 85 milyon gerçekten büyük bir şuurla efendim karşı koydular. Ben mesela oraya giden süreci konuşmak istiyorum ama Allah muhafaza, hiç şey konuştunuz mu ya? Başarılı olsalardı bugün nasıl bir ülkede yaşıyor olurduk diye bir bu değerlendirmeniz oldu mu? Yani ne olurdu mesela? Kıbrıs ne olurdu? Azerbaycan Karabağ ne olurdu? İşte terör örgütüyle olan mücadele burada ne olurdu? Çok basit şekilde, çok açık şekilde, çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse burada Cumhurbaşkanımızı bizlere esrar getirmek suretiyle, Türkiye yönetimine el koymak suretiyle Türkiye'yi dış güçlere açık hale getirecekler. Bu kadar. Dolayısıyla Türkiye artık bir uydu gibi, uydu olacak, uydu ülke gibi efendim özellikle dışarıdan yönetilecekti. Ve dolayısıyla kendi menfaatleri doğrultusunda çalışılacaktı. O zaman ne Azerbaycan'da oradaki kardeşlerimizle ilişkimize önem vereceklerdi. Ne Libya'daki efendim 500 yıllık geçmişimize saygı göstereceklerdi. Ve bunu zaten şu anda FETÖ elemanlarının yurt dışındaki mevcudiyetleri, orada korunmaları, kullanmaları, orada uluslararası bir örgüt hüviyeti kazanmak için sağlanan destek, bunun açık bir şeysi, göstergesi. Ve şu anda birçok FETÖ hesabı Cumhurbaşkanımıza karşı, bizlere karşı gerçekten son derece yalan, İftira, efendim, tacizde efendim, bulunmayı sürdürüyorlar. Ve bunlar korunuyorlar, kullanıyorlar. Yani bunların adresleri belli, yerleri belli vesaire. Bu Avrupa ülkelerinden yapıyor, Amerika'dan yapıyorlar. Bunları sürekli yapıyorlar. Ve bu konuda oradaki ülkelerin efendim ilgili birimleri de herhangi bir şekilde tedbir almadılar, almıyorlar. Ve hala bir hesap içerisinde mi almadıklarını düşünüyorsunuz? Kesinlikle. 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 Yani hala bir hesapları kesinlikle olduğunu düşünüyorsunuz. Burada Adalet Bakanlığımız onlarca 80-100 klasör gönderdi bunların hakkında. Efendim oradaki FETÖ elebaşının, terörist başının Türkiye iadesi için. Ve hala bunlara bir takım mazeretlerle, bir takım sebeplerle, bir takım sudan gerekçelerle cevap vermediler veyahut da gerekli efendim işlemi yapmadılar. Dolayısıyla bu bir beklentinin sonucu. Karşı taraf bunu bir beklenti soruyor ve onlar hala destekleme devam ediyorlar. Biz diyoruz ki bu mücadeleyi biz sürdüreceğiz devlet olarak. Bu mücadele kişi konusu değil. Bazen sen ben konusu oluyor. Ben şunu yaptım, sen bunu yaptın. Ben daha iyi yaptım, sen daha. Bu çok yanlış. Böyle bir şey olamaz. Yani devlet bir bütündür, devlet tektir. Dolayısıyla devletin mücadelesi tektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütüne karşı mücadelenin eksiksiz, aksaksız efendim sürdürülmesi şarttır. Peki. Bu konuda çok özür dilerim, bölüyorum. Burada şöyle kocaman bir soru geliyor önümüze. Bu gece de onu biraz konuşmak istiyorum. Hatta derinleştirmek de istiyorum. İnsanlar diyorlar ki, ya bugüne kadar neden müdahale etmediniz? Siz Genelkurmay Başkanıydınız, Kara Kuvvetleri Komutanıydınız, çok önemli görevlerde bulundunuz. Fethullahçı subayların işte o zaman terör örgütü değildi, FETÖ değildi ama işte başka bir takım yapılarla konuşuluyordu. Tespit edilmesi, bu görevlere gelmesi, yani karargahınızdaki birazdan işte 15 Temmuz gecesini konuşacağız. Pek çok isim FETÖ mensubu, yani en yakın, en güvendiğiniz insanlar bunlarla birlikte hareket etmişler ve size silah doğrultmuşlar.
Bunları size birileri uyarmadı mı, söylemedi mi? O güne kadar niye tedbir almadınız? Neden hiçbir şey yapmadınız gibi kocaman bir soru var. Evet. Bu soruyu bence bu gece özellikle altını dolduralım isterim. Yani ne oldu, nasıl oldu? Ama öncesi nasıl gittik, bu süreç nasıl başladı? Sizce? Evet. Yani 7 Şubat mıdır başlangıcı? Şimdi tabii bu 7 Şubat 12'ye kadar, yani efendim 2012'ye kadar burada bu teröristle alakalı meseleler konusunda efendim kendilerini kuzu postuna büründürmek suretiyle kendilerini bir şekilde gizlediler. Kendilerini bir şekilde kamufle ettiler. Bunu bir görmek lazım. 7 Şubat'ta efendim bu ihanet sürecinin ilk halkasını hep beraber gördük. Daha sonra da işte bu malum 17-25 2013'e kadar geldi. O zamana kadar efendim F tipi diye bahsettiğimiz bir oluşum vardı, bir gerçeklik vardı. Bu daha sonra işte paralel devlet yapısına ve FETÖ'ye dönüştü. O zamana kadar bu F tipi denildiğinde bu F tipi ne yapar? F tipi efendim F tipi işte dinleme yapar efendim. Yalan yanlış efendim, imzalı imzasız efendim mektuplar gönderir. İnsanlara iftira eder. İşte onların fotoğrafını, filmini çeker. Onlara şantaj yapar vesaire. Kumpas davası açar. Kumpas davaları açar gibi bir oluşumdan bahsediyor. İşte ne zaman ki 17-25 başladı, tabii o gerçek yüzü görülmeye başladı. Ondan sonra efendim bizim istihbarat birimlerimiz, efendim bizim efendim diğer ilgili ve kurum ve kuruluşlarımız, diğer çünkü bunlar başlangıçtan itibaren efendim bir hazırlık yapmışlar. Bunlar başlangıçtan itibaren efendim işte çeşitli kurumlara, birimlere nüfuz etmişler. Yapmışlar. Aynı şekilde silahlı kuvvetlere de. Ve nitekim biz bu sızmanın sonucu olarak şöyle bir şey rakam vermemiz gerekirse bu sızmanın sonucunda efendim 10.005 rakam bu. 10.005 o zaman biz aldığımız yetkiyle, bakan olarak aldığımız yetkiyle efendim bakan onayıyla 10.005 kişinin ilişiğini kestik. 10.005 kişinin bakan onayıyla. Diğerleriyle beraber ama şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra, evet. Yani işte ortaya öncesini konuşmak sonra, evet, da istiyoruz. İşte öncesinde de efendim ve toplam bunlar şöyle diyorum yani sızmanın büyüklüğünü göstermek istiyorum. Ha, tabii. Evet. Ve dolayısıyla toplam bu 24.000 efendim 652'ye bari oldu. Ulaştı. Yani dolayısıyla bu kadar general, amiral, subay bir şekilde sızmış, sızdırılmış. Çeşit şekilde korunmuş, kollanmış. Dolayısıyla bunların bu girişleri efendim kendilerini kamufle etmeleri sonucunda efendim yargıdan, efendim istihbarat birimlerinde, silahlı kuvvetlerde, güvenlik güçlerimizde, efendim, üniversitelerimizde, özel teşebbüste ve bir koordineli bir şekilde bir yerleşme var, bir operasyon var. Ergenekon ve Balyoz oldu mesela öncesinde. Evet. Ve daha sonra kumpas davaları olarak zikredildi, değerlendirildi. Siz neredeydiniz o süreçte? Ben şimdi Ergenekon davasının çıktığında 3. Kolordu Komutanıydım. 3. Kolordu Komutanlığı'nda oradaki bir hapishane vardı. Hapishanede Kolordu Komutanlığı bünyesindeydi. Orada savcı var, hakim var, mahkeme var. Ve o şekilde başladı. Ve ilk günden itibaren de biz orada daha önceden başlamış bazı davalar vardı. Yansımalarını ilk defa tutuklamalardan sonra biz gördük. Ve mesela o gün biz ilk gün mesela büyük bir telaş yaşadık. Çünkü hapishaneye girildiği zaman normalde bir çuha bir elbise var, siyah. Çünkü hapishaneye girenler efendim kriminal, efendim mesela suçlular vardı. İşte dövüş, kavga, cinayet vesaire. Bunlardan işte erler var, erbaşlar var. Askeri var. Hapishane zaten. Askeri hapishane zaten. İlk defa efendim, rütbeler gelmeye başladı. Gelecek oldular. Onların geleceğini biz duyar duymaz efendim. O kolordu komutanı olarak işte artık gücümüz, kuvvetimiz sınırlı. Fakat olabildiğince kara kuvvetlerine, genelkurmaya, milli savunmaya ulaşmak suretiyle oradaki komutanlarımızın yardımıyla, desteğiyle, efendim, bakanlığın desteğiyle bir gecede bu elbiseyi kaldırdık. Yani dedik yani buraya gelen komutanlara bu elbiseyi giydirmeyelim. Giymesinler diye efendim. O da tabii şartlar biraz daha mütevaziydi. Efendim işte tuvaleti, banyosu, ısıtma, soğutma, cam, çerçeve vesaire. Bunlar üzerinde duruldu. Efendim işte bu havalandırma, işte dışarı çıkışlar, girişler bunlar üzerinde duruldu. Diğer efendim mesela oradaki idari konularda, diğer insani konularda, hukuk çerçevesinde yapılabilecek ne varsa bunların hepsi gerçekten şöyle sağlandı. Anlayabilir mi ya? Şöyle mi demek istiyorsunuz? Ya o süreçte tutulan generallerin en azından ya böyle bir süreç yaşanıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde itibarları zarar görmesin diye elimizden gelen tabii insani anlamda, efendim askeri anlamda, efendim idari anlamda insan olarak yapılabilecek olaylar var. Onları yapmaya çalıştık. Ve orada gerçekten çok önemli işler yapıldı. Çok önemli değişiklikler yapıldı o dönem içinde ki oradaki efendim sıkıntıyı olabildiğince azaltmak için tabii hukuki anlamda süreç devam ediyor. Peki orada yani bunlar yaşandı. İşte kumpas davaları vesaire süreçleri.
ve FETÖ diye bir şeyden bahsedilmeye başlandı. Yani bunlar evet. çıktılar oradaki subaylar dediler ki böyle bir yapı var ve bunu yapıyor. Sormadınız mı kimdir bunlar, nerededir? Yani bu bunlar olmadan önce. Şimdi, herkesin en çok merak ettiği bu. Yani ya kimdir bu adamlar diye hiç merak etmediniz mi? Şimdi şöyle biz şöyle öncesinde bir başlarsak. Buyurun. Biz başlangıçtan itibaren hani bu tarihi süreç içinde bizim almamız gereken pozisyon nedir? Subay profili nasıl olmalı? General profili nasıl olmalı? Noktasından hareketle biz Kara Kuvvetleri Komutanı olduğumuzdan itibaren, ikinci başkan olduğumuzdan itibaren, tabii birlik komutanı olduğumuz için Kara Kuvvetleri ve birliklerimizi ziyaret ediyoruz. Denetlemeler oluyor, ziyaretler oluyor. Burada aşağı yukarı bütün Türkiye satında her gittiğimiz yerde bir dedik vazifemizi yapacağız. İki bunu hukuk çerçevesinde yapacağız. Üç bunları şeffaf yapacağız. Bunu bütün arkadaşlarımıza tekrar tekrar efendim yani bu işin temelinin bu olduğuna inancıyla yani bu konuda demokrasidir, hukuktur. Bunların efendim anlatılması anayasa çerçevesi. Siz ne çok vurgu yaptığınız şeydi. Efendim? Anayasa çerçevesinde. He, bunu efendim özellikle anlatmaya çalıştık. Ve daha sonra da bunu biraz daha geliştirmek suretiyle özellikle Genelkurmay Başkanımıza itibaren de dedi ki bizim efendim binlerce yıllık tarihimize süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimiz efendim asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla anayasa çerçevesinde aklın ve bilimin ışığında mevzuata uygun şekilde ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımızdan başlayan sıralı komutanların emir ve komutasında milletin emrinde görev yapacağız. Bizim özelliğimiz budur. Bunu da bütün arkadaşlarımıza tekrar tekrar söylemek suretiyle bunu efendim hakim kılmaya çalıştık. Oradaki bizim personelimizi bir anlamda eğitim vermeye çalıştık. Bir anlamda mentorluk yapmaya çalıştık. Bir anlamda geçmişte karşılaştığımız bazı problemlerin tekerrür etmemesi için temel konunun bu olduğu düşüncesiyle bunları vermeye çalıştık. Tabii bu arada efendim sormadık mı? Sorduk. Bizim etrafımızda efendim beraber yakın çalıştığımız subaylar var, generaller var. Onların tavrından, hareketinden efendim konuşmasından, görüşmesinden bazı farklılıkları sezdik. Bunu gördük. Ve bunları biz istihbarat bilimlerine birkaç kez tekrar tekrar sor. İki kere, üç kere. Herhangi bir kayıt yoktur, herhangi bir kayıt yoktur diye bize cevap geliyor. MİT'e soruyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruyoruz. Efendim Emniyet Genel Müdürü istihbarata soruyoruz. Jandarma istihbarata soruyoruz. Kendi arkadaşlarımıza soruyoruz. Savcılıklara soruyoruz. Kim bilirse onlara soruyoruz. Nedir bunlar? Kimdir, necidir diyorsunuz? FETÖ olabilir mi diyorsunuz? Nedir hani bu? Ne geliyor? O zaman artık diyorlar ki herhangi bir bilgiye rastlanmamış. Herhangi bir efendim, sorun konuyla alakalı bize bilgi yoktur. Çünkü belki de sorduğunuz yerdeki cevabı verenler de onlardan. Olabilir yani. Evet. Tabii öyle oldu zaten. Öyle sonuçta oldu. Öyle oldu. Onlardan da bir sürü efendime söyleyeyim atılan insanlar oldu. Atılan kişiler oldu. Teröristler oldu. Ve tabii basında çıkanlar oldu. Ve ben şunu söyleyeyim. Efendim biz burada efendim hem ikinci başkanımız, birinci başkanımız bir sene efendim bir arkadaşla yaptık. Ümit Dündar'la yaptık. İkinci senede ben Yaşar Güler Paşa'yla yaptık. Ve dolayısıyla biz bu arkadaşlarla beraber çalışmamız sırasında hiçbir şekilde ne basında çıkanlardan ne duyumlardan imzalı mektuplar ne varsa bunların hepsini bir şekilde mutlaka tetkik ettik. Savcılık kanalıyla, istihbarat kanalıyla bunlar üzerine mutlaka gittik. Bunları konuştuk, görüştük ve bunlarla alakalı bilgi, belge ne varsa bunların hepsini toplamaya çalıştık ve bunları anlamaya çalıştık. Burada bir başka önemli bir konu var. Biz Genelkurmay Başkanı olduğumuz 2015'te o zaman Jandarma Genel Komutanı da Genelkurmay bünyesindeydi. Efendim Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve ikinci başkan beraber onlarla beraber oturduk ve dedik ki arkadaşlar biz anayasa çerçevesinde çalışacağız, hukuk çerçevesinde çalışacağız, şeffaf çalışacağız, vazifemizi yapacağız. Benim ajandam, benim efendim inancım, benim amacım, benim hedefim bu. Bunun dışında bir şey yaparsam lütfen düzeltin. Hiçbir çekingenlik. Kendi arkadaşlarına siz söylüyorsunuz. Ben söylüyorum. Ben yanlış bir şey yaparsam beni düzeltin. Yani burada bizim başka bir ajandamız yok. Yani efendim ben söylememiştim. Kimsenin de olmasın diyorsunuz. Yani hiçbir şey olmasın, yanlışlık olmasın. Rahat olun. Yani bu tenkit ya da bu eleştiri hiçbir şekilde sorun olmaz. Birinci konu bu. İkinci konu yine aynı toplantıda biz şunu söyledik. Dedik ki çünkü 2015 Şurası'nda bu FETÖ meselesi tartışılırken, FETÖ tartışılırken, FETÖ meselesi tartışılırken işte bilgi belge gelmemiş istihbarat birimlerinden. Elimizde herhangi bir kanıt yok. Yasal bir kanıt yok. Hukuki bir metin yok. Yani peki ne yapacağız? Şüpheler de var. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Dolayısıyla kanaat belirtilemiyor. Kanaat belirtilemiyor. İş ortada kalıyor. 2015 Şurası'nda isimler geldi.
size. Hayır, isimler tartışılıyor. Hayır, isimler tartışılıyor. Gelmiyor, tartışılıyor. İşte filanca kişi nasıl bir adam? İşte efendim diyorlar, işte olabilir, olmayabilir vesaire filan. Dedim ki arkadaşlar, 2016 şurasında buna izin vermeyeceğiz. Şimdi bugünden itibaren, Ağustos 2015'ten itibaren, Temmuz, Ağustos 2016'ya kadar ne biliyorsanız, ne görüyorsanız, gidin, evine gidin, işine gidin, annesini sorun, babasını sorun, efendim köyüne sorun, kasabasına sorun, istihbarat birimlerine sorun, ne yaparsanız yapın. Komutanlık imkan ve efendim söyleyeyim fırsatlarını kullanmak suretiyle, yetkisini ve sorumluluğu kullanmak suretiyle 2016 Ağustos'una geldiğimizde bir kanaat sahibi olun. Sorulduğu zaman efendim bu arkadaş şu, bu arkadaşımız bu diye bir kanaat sahibi olun şeklinde arkadaşlarımıza emir verdik. Ve buna göre efendime söyleyeyim arkadaşlarımız çalıştılar, efendim çalışıyorlardı. Ya bu şekilde ilerliyorduk. Nitekim efendim bu geldiğimiz noktada da efendim arkadaşlarımız da bu bilgiler, belgeler ilerledi ve yaş çalışmalarına biz Temmuz 2016'da geldiğimizde bu yaklaşım içinde, bu anlayış içinde geldik. Ve dolayısıyla gerçekten epey mesafe almıştık. Yani şöyle, şu doğru o zaman. Yani bu yaşta, 2016'daki yaşta aslında çok ciddi miktarda ihraç ve emekli kesinlikle olacaktı. Kesinlikle. FETÖ kesinlikle üzerinde doğrudan fokuslandığınız bir yıllık bir çalışma var orada. Kesinlikle. Biz bunu efendim olabildiğince efendime söyleyeyim gizli, kapaklı efendime söyleyeyim tuttuk. Ve sadece ikinci başkanla, o zaman Yaşar Güner Paşa, onunla beraber çalışıyoruz, konuştuk. Efendim işte 120-130 efendime söyleyeyim civarında general ve amiralin artık orduda kalmasının uygun olmayacağını. 120-130. Evet, civarında. Tam rakam hatırlamıyorum. Sonuçta kaç general ve amiral gitti? 150. 150. Yani neredeyse tamamına yakını, yakalamışsınız. Efendim özellikle tespit edilmişti. Sizin tespit ettiklerinizin hepsi doğru muymuş? İlerine. Doğru tabii, hepsi doğru. Hepsi doğru. Yani o gün konuştuğumuz, tespit, görüştüğümüz efendim özellikle şeyler doğruydu. Yani darbeden önce aslında tespit edilebilmiş artık bazı tabii şeyler. Büyük ölçüde tespit edildi. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda efendim dedik sadece efendim istihbarat kanalları değil, sadece istihbarat bilimleri değil, siyasi efendim özellikle sivil kesimler de var. Devlet Denetleme Kurulu da var. Efendimiz doğru olursa müsaade ettiğimiz onunla da görüşelim. Sağ olsunlar. Desteklediler, takviye ettiler ve onunla da görüştük. Dolayısıyla onların hepsini bilgilerini derledik, toparladık ve böyle bir sonuca geldik. Ve zaten esasen bundan dolayı da bazı bilgilere göre, siz de takip etmişsinizdir, bazı ifadelere göre Ekim'de, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da ya her neyse daha sonra sonbaharda yapılacak olan bu hain darbe girişimini bu korkudan dolayı, bu panikten dolayı efendim bizi tasfiye edecek bunlar. Tasfiye edecekler duygusundan, düşüncesinden dolayı Temmuz'a alındığı konusunda bir şey var efendim. Kanaat var, bilgi var. Efendim bu tutumdan bizim ne kadar haklı olduğumuz, yani yaklaşımımız ne kadar doğru olduğu, bu terör örgütünün yaşadığı panikten bunu anlıyoruz. Ve bunlar şunu gördüler. Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız zamanında, bizim zamanımızda bunlardan bizim kurtulacağımızı, efendim söyleyeyim, bunları tasvip edeceğimizi gördüler ve dolayısıyla bu sapık bir yola başvurdular ve bu efendim söyleyeyim son bir çırpışma olarak darbe girişiminde bulundular. O güne geleceğim, gelmeden önce mesela 2015'te siz bunu düşündüğünüzde, planladığınızda ve sorduğunuzda, baktığınızda bu kadar çok olabileceğini düşünmüş müydünüz? Ya bu mesela böyle konuşuluyor muydu? Yani bu sayının bu kadar yüksek olabileceğini Komuta Akademisi'nde değerlendiriyor muydunuz? Hangi tarihte? 2015'te ya da öncesinde. Hayır. Yani 2015'te öyle bir şey yoktu. Hayır, yok da. Ya yani bu vehminiz var ya, böyle bir sorun olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kadar büyük olacağını, hele hele bu F tipinin paralel devlet yapısının herhangi bir şekilde darbe girişiminde bulunacağını biz buna zaten ihtimal vermiyoruz. İhtimal vermiyoruz. İhtimal vermiyoruz. Çünkü biraz akıl sahibiyiz. Aklı selim sahibiyiz. Aklımız var, mantığımız var. Böyle bir devirde, böyle bir dönemde efendim demokrasinin bu kadar yerleştiği, bu kadar geliştiği, vatandaşımızın demokrasiye bu kadar efendim hocam sahip çıktığı bir dönemde arkanızda efendim böyle bir destek olmadığından halde siz nasıl böyle bir şey giriştirirsiniz? Nasıl böyle bir şey düşünürsünüz diye nitekim barbar bağırdık. Karakteristik olarak da mesela biz aramızda şey konuştuk ya, çokça gösteri olurdu geçmişte Türkiye'de pek çok meseleyle ilgili ama bu yapıya mensup insanlar işte o gösterilere katılmaktan imtina ederlerdi. Böyle bir şey cesaret edemeyecekleri yönde de çok çok şey konuşuldu. Mesela şöyle bir askerde de şu emredersiniz değil mi? Öyle değil midir yani? Tabii. Ve sağ ol. Bizim burada evet güzel hatırlattınız. Burada biz şimdi bizim mesela bizim derken benim yaşadığım en büyük şok buydu. Şimdi biraz önce bahsedeceğiz o darbe gecesi nasıl, evet, neler oldu, nasıl oldu. En büyük şok bu.
Bizim normal komutan arkadaşlarımız hepsi buna dinleyenler şimdi vakıftır. Bizim asker olarak efendim bir oradan geçerken bir evladımıza sorarız nasılsın sağ ol. Efendim şunu yap şunu yap emredersiniz. Yani bizim duyduğumuz kelime emredersiniz sağ ol. Böyle yaşadık biz. Hayatınız boyunca başka bir kelime duymadınız. Böyle yaşıyoruz evet. Ve şimdi size en yakın emir subaylığı yapmış, korumalık yapmış, özel kalem müdürlüğü yapmış, proje subaylığı yapmış. Efendim mesela almaydan, yarmaydan efendim başka şeyler duyuyorsunuz. Yani dolayısıyla efendim bu konuda efendim gerçekten yani büyük bir şok yaşıyorsunuz. O geceye girdiğimde anlatacağız. Ya şimdi tabii burada işte 10 bin küsur kişi dedi, hani 24 bin kişinin atıldığı efendim mesela bu şeyde silahlı kuvvetlerin gücünün azaldığı, güçlü kuvvetlerin zayıfladığı gibi bir takım vehimler var, bir takım anlayışları bu tamamen yanlış. Onları konuşuruz çünkü evet. Fırat Kalkanı evet. Oldu. Doğru. Ama geceye dönelim. Evet. Şimdi tüm bunlar yaşanırken siz dediniz ki Yaşar Paşa ile birlikte işte biz bunları artık isim isimleri belli olduğu neredeyse tamamına yakınını öğrendiniz, tespit ettiniz. Hatta sivil istihbarat noktasında başka bir takım şeyler de yapıldı. Biz bunları çok duyuyorduk bu arada efsane olarak. Yani bu yaşta işte atılacaklar vesaire diye. Ve böyle bir iklim içerisinde 15 Temmuz günü bir telefon alıyorsunuz. Yaşar Paşa'ya geliyor. Yaşar Paşa'ya mı geliyor? Evet, ikinci başkana geliyor. Nedir o telefon? Buyurun o günden başlayalım, o günü konuşmaya başlayalım. O güne geldiğimizde... Siz Genelkurmay Karargahı'ndasınız bu arada. Ben Genelkurmay Karargahı'ndayım. Orada efendim bu... Bir de arkadaşlarla işte bu en son Kara Kuvvetleri Komutanı kalmıştı. O listeleri bir daha gözden geçirme konusunda. Arkadaşımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sırada Yaşar Paşa geldi. Dedi ki, efendim bir telefon geldi. Bir binbaşı MİT'e gitmiş. Efendim bugün bir helikopterle MİT Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın alınacağını söylediler diye. Dedi çağır bakalım biri gelsin konuşun filan dedik. Bunun üzerine Yaşar Paşa gitti. Birileriyle konuştu. Tekrar bir daha geldi. Dedik böyle böyle var. Gerçek bu. Efendim bunun üzerine biz... Ne gerçek? Yani MİT'i... Bir binbaşının MİT'e gittiği ve... MİT'i gittiği gerçek. Efendim bir bu gecede bir operasyonla MİT Müsteşarı'nın helikopterle alınacağına dair bilginin gerçek olduğunu. Yani öyle bir bilgi gelmiş oraya. Bunun üzerine biz hani durumun kritikliği, evet tamam durumu daha anlayalım diye... Hakan Bey'le konuştum. Dedim efendim gelir misiniz? Hakan Bey geldi. Ve biz bilahare efendim Hakan Bey, ikinci başkan ve daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı'nın katıldığı efendim bir toplantı yaptık. Durumu tezekkür ettik, müzakere ettik. Nedir, ne olabilir, nasıl olabilir, ne yapılabilir diye. Bunun sonuçta yani şunu yapalım, şunu yapalım, şu işte uçakları indirelim, uçakları kaldırmayalım. Zaten Cuma günü mesai bitmek üzere. Bitmiş daha doğrusu. Ve dolayısıyla bu saatten sonra acil bir şey olamaz. Efendim işte geçmişte mesela buna benzer duyumlar almıştık. Bundan tam hatırlamıyorum. Bir iki sene önce böyle bir şey olmuştu. Ve garnizon komutanı o zaman rahmetli bizim Servet Paşa'ydı. Efendim gitti o mesela şeyde yattı. Zırbükler yattı. Tanklar çıkacak diye. Çıkacak böyle bir laflar sözler gelmişti. Tam teferruatı hatırlamıyorum. Siz de endişe edip. Gitti orada yattı o gece. Hiçbir şey çıkmadı. Dolayısıyla yani. Buna daha önce böyle asılsız şeyler oluyordu. Oluyordu evet. Dolayısıyla bu manada biz teenniyle dikkatli bir şekilde yani ne yapabiliriz? Fazla da hani toplumda rahatsız etmeden neler olabilir? Dedik ya o zaman işte uçuşu havadaki uçakta indirelim. Uçuşu da müsaade etmeyelim. Efendim burada kim var? Efendim işte garnizon komutanı arayın. İşte şunları şunları yap. İşte giriş çıkışları engelleyin. Böyle bir şey olmuyor. Hani şimdi mesela hiçbir art niyet olmadan tankların motoru, zırhlar arasında motoru değiştiğinde bu sivil yollarda deneme sürüşleri falan yapılıyor. Hani öyle bir şey olabilir. Bunları engelleyin. Düşünmemiz bunlar. Buna peki yani mesela Hava Kuvvetleri Komutanı o sırada bir düğünde ama. Evet. Abidin Paşa. Yani mesela bunu... Şöyle oraya geleceğim. Buyurun. Şöyle yani bunların hepsini bir efendim madde madde efendim neler yapılabileceğimizi. Çok lokal bir şey bekliyorsunuz o zaman siz sadece. Belirledik. Yani lokalde efendim, bu uçak olduğu için başka yerden de gelebilir vesaire gibi düşüncelerle. Yani ortaya çıkan tedbirler ne varsa bu tedbirleri çok açık ve net bir şekilde ikinci başkana, Kara Kuvvetleri Komutanı'na gerekli emirleri verdik. Garnizon komutanına telefonla verdik şunları yap diye. Dolayısıyla herkes emri aldı. Ve burada harekat merkezini aradım. Güzel. Efendim, orası önemli. Çünkü harekat merkezleri önemli. Burada bir yanlış anlayış var. Algıda bir hata var. Şöyle harekat merkezleri 7 gün 25 saat değil 365 gün onlarca kişinin uzmanın çalıştığı efendim Genelkurmay'da, kuvvetlerde ve ordularda ve aşağı doğru efendime söyleyeyim çalışan bir sistem bu. Dolayısıyla bu sistem çok süratli çalışır. Nitekim bizim uçakları indirin, uçakları kaldırmayın
diye Harekat Merkezi'ne, Genelkurmay Harekat Merkezi'ne verdiğimiz emir, efendim aklımda kaldığı kadarıyla 7.25'te, yani örnek olsun diye en uzaktaki Kars'taki havalanına gitmişti. Efendim, sistem çalışıyor yani aslında. Sistem kesin çalışıyor. Ve düğündeki, efendime söyleyeyim, efendim Hava Kuvvetleri Komutanı'na gitmişti. Nitekim bu toplantıdan çıktıktan sonra ikinci başkan Yaşar Paşa teyiden, efendim Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni aramak suretiyle bu bizim Genelkurmay'a verdiğimiz emri teyiden karşı tarafa da söylüyor. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun yok. Uçaklar iniyor, efendime söyleyeyim, uçakların kalkmasına müsaade edilmiyor. Fakat şimdi bunlar darbeciden, tabii bunları dinlemiyorlar daha sonra. Efendim Kara Kuvvetleri Komutanımız şeye gidiyor, efendim Kara Havacılığa gidiyor. Hani bu binbaşının geldiği birliğe, işte oradaki durum nedir filan diye. Ve bize gelen bilgiler ne bize? Herhangi bir anormallik olmadığı şeklinde. Ve biz de normal çalışmamızı sürdürüyoruz. Durum bu. Geldiğimiz noktada buradayız. Şey var mı hiç? Kara Kuvvetleri Komutanı o dedi ki yanına kimse, kim alırsan al, git orada işte denetle. O soruyu gitti. Denetle diye gönderiyorsunuz. Gitti efendim özellikle. Gene şeye... Ama soruyor orada değil mi askerlere yani? Soruyor, bakıyor, ediyor işte efendim durum normaldi. Gördüğü şey bir sorun bu. Yok diyorlar. Genelkurmay ikinci başkan kendi çalışmasına gidiyor efendim. MİT başkanımız... Bu çok büyük bir özgüven mi? Yani zaten bir şey yapamazlar ve bir şey olmaz ve zaten bir sorun yok. Ya görüntüsü sana... çok normal. Her şey çok normal mi görünüyordu o gün size? İşte onlar o şekilde söylediler. Yani biz öyle bir şey demiyoruz. Biz orada baktığımızda şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Oradaki arkadaşlarımız... MİT müsteşarımızın yorumları, değerlendirmesi, ikinci başkanın değerlendirmesi, kısmen Kara Kuvvetleri Komutanı'nın değerlendirmesi. Bunların hepsini derledik, toparladık. Ama mesela emir subayınız o sırada işte Hakan Bey geldiğinde kapıda değil mi? Tabii görüyorlar. Ve gayet ama emir komuta içerisinde hala hareket etmeye devam ediyor. Gayet tabii. Dolayısıyla hiçbir şüpheniz yok. Ama onlar her türlü hareketinizi görüyorlar. Görüyorlar. Zaten siz hiçbir şeyde hissettiniz mi peki? Yani hiçbir şeyde hissetmediniz o zaman. Anladığım kadarıyla. His derken? His yani bir şey hissetme. Ya yani size hiçbir şey hissettirilmedi. Yani şey Hakan Bey çeşitli telefon konuşmaları yaptı. Çeşitli yerlere konuştu. Efendim özür dilerim. İkinci başkan konuştu. Bizler işte dediğim gibi bu emirleri verdik falan. Yani burada bir lokal bir konu var. Bunu tedbir almamız lazım. Herhangi bir şekilde böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Böyle bir girişim olabilir. Bunu engellememiz lazım. Bunun için araştırma yap, inceleme yapıyoruz. Doğru mu yanlış mı? Bu binbaşı doğru mu söylüyor? Başka bir sebeple bizi yanıltıyor mu falan? Ya bunları söyledik. Ben bu konuda işte gerekli tetkikatı yaptı, tetkik ve denetleme yapmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı'nı görevlendirdik. Hatta o bir ekip halinde gitti oraya falan. Dolayısıyla gelen sonuçlar hepsi bize normal geldi. Anormal bir şey yok denildi. İlk şoku nerede yaşıyorsunuz? O İlk şok şu. İlk şokunuz böyle. Şimdi herkes gitti. İkinci başkan odasında, efendim MİT müsteşarı efendim, kendi grubuna gitti efendim. Kara Kuvvetleri Komutanı biraz önce bahsettiğim denetlemeye gitti. Efendim Harekat Merkezi'nde çalışmaya devam ediyor. Garnizon komutanı da efendim işte o garnizonu denetlemeye gitti. Herhangi bir çıkış falan olmasın dedi. Ona bakıyor. Biz odamızda çalışıyoruz. Bu şura çalışmalarını kendi başımıza yapıyoruz. Kapı çalındı. İçeri biri girdi. Efendim işte malum bu Mehmetli işte girdi. Efendim işte uçaklar kalkıyor, helikopterler kalkıyor, tugaylar, taburlar geliyor. Efendim biraz sonra göreceksiniz. Ne göreceğiz lan filan böyle kaba bir şekilde. Ne yapıyordunuz o anda siz tam? Çalışıyor. Kağıtlar önümde. Kağıtlar önünüzde bir şey yazıp. Ahmet, Mehmet yani kim yapılacak? Bu yüksek arkadaşlar şurayla ilgili. Çalışmalarımız var. Evet. Ona çalışıyoruz. Başımızı kaldırdınız. 8.30-9 gibi efendim. Başımızı kaldırma, arkamız dönük. Bizim öyle bir oturma şeklimiz var orada. Yani o makam masası, makam odasında oturmuyorum. Makam masasında oturmuyorum. Onun çalışma masası var. O da kapıya dönük. Kapıya falan. Dedim sen bu saatte ne işin var burada? Efendim dedi işte uçakta helikopterler, işte taburlar, tugaylar çıktı geliyor. Biraz sonra göreceksiniz. Efendim mesela bizim başımıza geçer misiniz? Bizim başımıza geçin. Dedim lan sen manyak mısın? Yani bu... Nereden çıktı ayağa bu? Ayağa kalktınız mı? Hayır, oturduğum yerde üzere... karşımda bu. Efendim, şok yaşıyorsunuz. Geldi oturdu oraya efendim karşımızda. Efendim. Dedim sakın ha dedim böyle bir şey olmaz. Bu devirde böyle bir şey. Nasıl çocuk mu? İşte bağırdık, çağırdık, ettik vesaire filan. Bu içeri girdi, dışarı çıktı böyle bir şey oldu. Efendim. Ve içeri bir sürü insan girdi bu sefer. Bir sürü asker girdi. Böyle girebiliyorlar mısın oranıza? Yani nasıl giriyorlar? Bu normal değil tabii işte. Şok dediğim o. Yani olmayan bir şey bu. Yani sağ ol ve emredersinden başka bir şey duymadıklarımız bir anda böyle robotlaşmış. Efendim böyle bir hipnotize olmuş. Efendim bir illüzyon içinde odaya daldılar böyle geldiler. Ayağa kalktık falan filan. Kim gelenler kim efendim? Emir, emir subayı, korumalar efendim hocam. Efendim tanıdığım tanımadığım efendim özel kuvvetlerden bilmem kimler. İçeride aldılar böyle. Efendim? Sizi koruyan kimse yok mu orada? Yok işte ona korumanın bizzat kendisi o, geliyor. Onlar. Efendim korumanın kendisi geliyor içeri. Korumanızın kendisi sizi almaya geliyor ya. Almaya işte oraya odaya giriyorlar filan. Efendim işte bağırmayın çağırmayın işte filan. Biz bağırıyoruz çağırıyoruz işte bilmem küfür de olmuş arada böyle. Bir şeyler oluyor böyle filan.
Nitekim bir başka arkadaşımız ifadesinde diyor ki, ben diyor komutanın bağırıp çağırıp sinkaflı küfür ettiklerini duyduğum için yukarı çıktım diyor. Ne oluyor dedim diyor. Beni de internettiler diyor. Dolayısıyla alt katta olan birisi bile üst katta olanın farkında değil o zaman. Bağırdı, çağırdı, duydu. Ha. Ama o kendi katında o durumun farkında değil. Yani değil ki. Çok lokal böyle anestezi gibi yapıyorlar girecekleri yerleri. Gelmişler tabii öyle sessiz sakin gelmişler demek ki. Saat kaç civarı bu bahsettiğimiz? İşte tam işte 8:30-9 gibi falan. Telefonunuz yanınızda mı o sırada? Efendim? Telefonunuz yanınızda mı? Telefonum emir subayında. Biz şimdi bu normal bu FETÖ dinlemesi yapılıyor falan filan diye efendime söyleyeyim. Böyle bir alışkanlığımız oldu. Biz telefonu gelirken dışarıda bırakıyoruz. Ha, odaya telefon almıyorsunuz. Almadık biz ki hani dinleme yapıyoruz. Telefonunuzu emir subayınıza bırakıyorsunuz. Evet öyleydi. Nitekim o telefonu da daha sonra bulamadık. Nasıl yani? Daha sonra birçok telefon orada efendim terk edilmiş olarak bunlar tutuklandıktan sonra efendim telefonların içine baktılar ve bizim telefonu yoktu. Benim telefon yoktu. Sizin darbe döneminde emir subayınızda olan cep telefonunuz bir daha hiç ulaşamadım. Ben bir daha görmedim evet. Hiç görmediniz mi? Görmedim hayır. O cep telefonu. O emir subayına sabah teslim ettiğimiz 15 Temmuz sabah teslim ettiğimiz şeyi ben bir daha görmedim. Peki telefonunuzu istediniz mi birini aramak bir şey sormak için? O anda. O anda telefonlu falan bir şey yok. O anda hiç. Can derdindeyiz. Adamlar efendim işte bağırtı çağırtı ne yapıyoruz ne ediyoruz otur falan ne derken emir subay içeri girdi. Efendim eğer bağırır çağırırsanız efendim işte bilmem gürültü ederseniz şunu yaparsınız bunu yaparsanız işte başımıza geçmezseniz ben size sıkarım falan diye. Biz de onun üzerine yürüdük. Sık ulan şey falan şerefsiz diye üzerine saldırdık. Tuttular etler falan oturduk falan. Bu arada oraya masaya biz oturduktan sonra böyle bir ağzımız kapatıldı. Ya nefes alamıyorum falan işte kelepçe melepçe şey yaptı o plastiklerden. Ya bu boğazımızda kemer falan yok. Bu bizim karateksler kumaşları sert. Bizi orada zapt etmek için biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, işte bilmem, elimiz, kolumuz, ay ben de bir de bağırıp çağırıyorlar, ağzımıza bir, burnumuza bir şey tutuyorlar. Bu şekliyle efendim bu mücadele içinde devam ederken orada bir kopukluk oldu. Şimdi önce anlamadık ne olduğunu, işte düştük, kalktı böyle bir şey oldu. Öyle şeyler ya, bayağı sert bir şey oldu, evet. Tekrar bir kalktık, bir koltuğa oturduk. Efendim dediler ki efendim tamam oturun filan. Kelepçeyi çıkarın lan diye bağır çağır derken kasatroyla kelepçeyi şey yaptılar. Kestiler. Kesemediler. Plastik. Böyle bir kanırtmak suretiyle kopardılar. Tabii orada da bizim bilekler gitti böyle şey oldu. Efendim. Daha sonra bize yaptıkları bu hani boynumuzu boğazımı tuttukları, ağzına tuttukları şeyin eter olduğunu öğrendik. Savcılık ve polis gelip onların odalarında ertesi günleri, hangi günlerse işte daha sonra 15 Temmuz gecesinden sonra günler arama yaptılar, eter kutusu buldular. Dolayısıyla bunun bir bayıltma girişimi olduğunu o şekilde anlamış olduk. Efendim burada bir süre sonra orada oturduktan sonra efendim gidiyoruz dediler. O zaman da saat işte 10:30-11'e falan gelmiş. Daha sonra öğrendik ki 11 olduğunu. Biz 11'de gibi makam odasından çıktık. Etrafa baktım ki bütün özel kuvvetçileri, unsurları yüzünden tanıyoruz, kıyafetinden tanıyoruz. Efendim özel kuvvetçiler efendim ellerinde silahlar efendim yüzleri falan böyle robot gibi efendim hipnoze olmuş böyle mankurtlar falan orada biraz siz nasıl geldiniz lan buraya dedim. Siz ne işiniz var burada? Siz nöbetçiniz yok mu? Nöbetçi amiriniz yok mu? Siz nasıl bıraktı buraya? Nasıl çıktınız siz? Gibi. Fakat bu esnada mesela birçok olay var hatırladık hatırlayamadığımız. Biri de mesela karşısına tüfeği tutuyor böyle geri gidiyor. Bu filmlerde falan gördüğümüz şey var. Yani esir götürürken, efendim mesela bilmem ne götürürken, mahkum götürürken sanki bir orada biz ne yapacağız onlara filan. Yani aptalca efendime söyleyeyim. Biz hareket, onlara bağırdık. Defol git filan, çekil filan gibi. Efendim. Bir de tabii ben orada hani bu bayıltma filan, bu itiş kakış oldu filan. Hani üstümüz başımız böyle bir fotoğraflayı filan da işte bilmem zelil bir şekilde bir görüntü olmasın filan. Kepimi de istedim ben. Mesela onda bazıları dedikoducular işte niye kepini istiyorsun? Yani kıyafetin bütünlüğü var. Efendim özürüm. Beylik tabancanız o sırada yanınızda mı? Hayır yok. Yok. Çıktığınız yerde Çıktık, özel kuvvetler personeli var. Helikopter şeyin merkez şeyin genel kumandanın ortasına, dar bir alana bir helikopter indirmişler. Efendim oraya vardık. Hatta orada yolda giderken de itiş kakış oldu. O yine tüfekliler. Lan bu kadar adam varsa ben nereye yapacağım? Ne yapacağım ben? Diye efendim. Helikoptere bindik. Helikopterde bir daha yine tüfeğe bize doğrulttular. Ona da bir tekmeyle falan müdahale ettik. Ve bu şekilde biz Akrinüsü'ne vardığımızı öğrendik. Oraya varınca öğrendik. Akrinüsü olduğunu. Orada bizi bir odaya aldılar. Efendim.
odada efendim gelişler oldu, gidişler oldu. İşte oraya generaller, efendim albaylar efendim giriyorlar, çıkıyorlar, bile bir telaşlar var. Efendim işte bunların derdi, efendim işte biz işte bu şey faaliyeti başlattık, darbe girişini başlattık, bizi başımızda olun siz. Ha, şimdi bu öyle, burası çok önemli. Önce şeyi sorayım, mesela bu da çok konuşuluyor. İşte bazı komutanlar o sırada derdest edildiler, bazı komutanlar işte veya başka yerlerde çok olumsuz şeyler yaşayanlar oldu. Siz kışlalarından kimse çıkmasın diye emir yayınla, neden yayınlamadınız diye bir soru var diyelim. Yayınlasanız... Kışladan çıkma diye bir emir yayınlanması kadar absürt bir şey yok. Hı. Ya zaten kışladan çıkış, giriş ve çıkışların efendime söyleyeyim esasları bellidir. Her birlik komutanı birliğine sahip çıkmakla sorumludur ve yetkilidir. Dolayısıyla durup dururken örneğin özel kuvvetlerin, örneğin efendim zırhlı birliklerin, örneğin efendime söyleyeyim 4. kolor birliklerinin dışarı çıkmasına hangi akıl müsaade eder? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten bunun emir beklenir mi? Ya bunun için emir beklenir mi? Yani şapkalarınızı giyin, efendim işte bilmem işte nöbetinizi tutun, efendim yemeğinizi yiyin. Böyle emir verilir mi? Size yapılan muamele doğru mu anlıyorum? O yüzden soruyorum özellikle. Şöyle bir muamele mi efendim? Bir tarafta işte derdest etmek, hırpalamak veya işte baskılamak ve bir şey kabul ettirmek. Etmezsen hatta başına bak kafana sıkarız demek. Ama bir tarafta da bak seni daha fazla zarar vermiyoruz, gel başımıza geç. Gibi. Gayet tabii bu var. Gayet tabii. Böyle bir şey var. Ve bunların zaten aptallığı oradan başlıyor. Şunlar benim yıllarca benim mizacımı da biliyorlar. Beni de tanıyorlar. İşte biraz önce bahsettiğim neler konuştuğumuzu, neler anlattığımızı. İşte anayasa dedik, bilim dedik, efendim mesela akıl dedik, efendim mevzuat dedik, hukuk dedik. Ya yani bunu efendim Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı olarak devamlı anlattık. Yani ne olduğumuzu anlamaları lazım. Adam bütün bunların hepsini bir tarafa bırakıyor, kendince bir hayal kuruyorlar efendim, ve buna şey yapıyorlar, bize teklif edebiliyorlar. Nitekim büyük bir hakaretle bunları burada şimdi Akıncı'ya geldiniz. Akıncı'da ilk diyalog nedir? İşte oraya oturduğumuzda geldik efendim bir dakika filan dedi. Biraz sonra geldiler efendim işte bütün her tarafı, bakanları, kuvvet komutanları hepsimiz ele geçirdik. Efendim, siz de başınıza geçin. Efendim, kontrol altında. Dolayısıyla darbe büyük bir başarıyla devam ediyor. Başımıza geçin. Biz de efendim söyleyeyim işte... küfürlü bir şekilde dedim ben astri falan yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey benim tarafta değilim, konuda değil. Böyle bir şey yapmıyorum. Yaptığınız bir büyük şerefsizlik, büyük bir alçaklık. Efendim mesela bu yani hangi saatte ne söylediğimi bilemiyorum ama sabaha kadar bunların toplamında ben burayı Balkanlardan kötü yaptınız. Biz asker polis ilişkilerini düzeltmek, efendim beraber ve birlik beraber olmak neler harcadık? Milletimizle buluşmak için neler harcadık? Siz bir anda bunların hepsini ertaraf ettiniz, tahrip ediyorsunuz. Efendim silahlı kuvvetlerin şanını, şöhretini efendim lekelediniz. Ve en sonunda söylediğim şey şu oldu. Bundan sonra siz bir kere battınız. Bataklığa battınız. Bunun şeysi yok, çaresi yok. Artık bundan sonra bir erkeklik gösterin, bir mertlik gösterin. Efendim bu olay burada kesin. Gidin efendim savcıya, polise, efendim inzibata kime teslim olacaksanız gidin teslim olun. Sizin yapacağınız yol budur. Sabaha kadar bunu değişik zamanlarda, değişik şekillerde tekrarladık. Ve bunlar birkaç kere gittiler, geldiler. Bir seferinde geldiklerinde de üçü dördü karşıma oturdular. Efendim dediler, şu bildiriyi okur musunuz? Kimler efendim bunlar? Hatırlıyor musunuz? İşte orada işte Ömer var, Devrim var efendim. Mehmet Dişli var efendim. Akın Öztürk var. Kubilay var efendim. Bu arkadaşlar orada. Efendim bu bildiriyi bana okuyun diye vermek için iki sayfalık bir bildiri verdiler. Bildiri okuyun dedi, ben reddettim, almadım. Dedim, ittirdim efendim, ters bir şekilde. Bu sefer kendileri okudular. Siz bir yerde oturuyorsunuz o zaman. Oturuyorum, burada koltukta oturuyorum. Koltukta oturuyorsunuz, etrafınızda özel kuvvetler ve bunlar var. Orada yok. Orada yoklar. Orada efendim özellikle dışarıda bekliyorlar. Karşımıza o şeyler gelip gidiyor, o generaller gelip gidiyorlar. Ve en bir sefer geldiklerinde de bunu bana kağıda okuyun diye verdiler, ben de reddettim. Bu sefer kendileri okudu. Tabii orada kafamız uğul diyor, efendim mesela gece, gündüz, işte şudur budur. Yani ben ne anladım ne duydum. En sonunda yalnız bir ekonomi konusu vardı en sonuna geldiklerinde. Ekonomi şey olacak, ekonomi böyle olacak derken önemli bir konu. Ben oradan girdim. Dedim ben siz kimsiniz? Yani ekonomide ne anlarsınız? Siz efendim işte yani ekonomi bakanı mısınız? Ekonomi bilmem şey misiniz, müşavir misiniz? Diye bağırıp çağırınca başınız kim, kıçınız kim filan. Dediler ki oradan biri çıktı efendim. Efendim dediler, biz sizi isterseniz kanaat önlerimizde sizi görüştürebiliriz. Fethullah Gülen'le sizi görüştürebiliriz. Onu da reddettik tabii. Ve sabaha kadar bu itiş kakış devam etti. Tevfa'a kadar ana fikir teslim olun, beni bırakın gideyim, ben gideyim.
efendime söyleyeyim. Bırakın ben Cumhurbaşkanımıza konuşayım. Başbakanımıza konuşayım. Telefonla bu arada aramak istediniz mi? Orada görüşebildiğiniz kimse oldu mu? Hayır. Burada şimdi telefon onlarda. Bende telefon tamam, yok. Sizde yok o yüzden. Tabii onlar da bu sabaha karşı bunlar artık bu işin başarısızlık efendime söyleyeyim bir akamete uğradığını gördüklerinden dolayı moralleri, motivasyonları bozulduktan sonra bunlar gerçekten beni Cumhurbaşkanımızla görüştürmek için çalıştılar. Fakat ulaşamadılar. Ulaşamadıklarını söylediler. Doğru yanlış. Oradaki o saatler içerisinde siz Türkiye'de ne olup ne bittiğine dair hiçbir şey bilmiyorsunuz o zaman. Biliyoruz. Çünkü orada bir televizyon var. Televizyonu bir açıyorlar. Maksatları neyse ben bir şeyler görüyorum orada. O da diyor ki efendim kesildi diyorlar. İşte elektrik kesildi, su kesildi. Tekrar bağırıp çağırıp açın lan şunu filan diyorum ben. Açıyorlar televizyonu. Giden böyle bir şeyler gördük orada. Ve zaten o polis harekat merkezinin efendime söyleyeyim bombalanması. Efendime söyleyeyim hele hele sabaha karşı. Bunları gördünüz mü televizyonda? Gördüm. O yapıldığını gördüm. Gördüm. Efendim sabaha karşı hele hele Boğaz Köprüsü'ndeki o askerlerin perişan halini gördükten sonra artık bizim efendim her türlü lafı, her türlü sözü işte o Balkan, Malkan meselesini Bakan zamanı kötü ettiğin meselesini şey yaptı. Nihayet derler ki efendim şeye ulaştık. Hakan Bey'e ulaştık. Hakan Bey'le bir çok kısa bir görüşmemiz oldu. Ha bu arada sabaha karşı bir de hanımla efendime söyleyeyim konuştuk. Dedim ona yani 10 saniye 20 saniye neyse böyle filan. Dedim aklım diyor üstündeyiz tamam sorun yok kapatın dedim falan filan. Eşiniz nerede o sırada? O zaman evde. Evdeler. Onların da yaşadıkları daha sonra tabii konuştuğumuzda görüştüğümüzde ayrı bir dram var. Onu da konuşalım birazdan. Evet ayrı bir sıkıntı var. Çocuklarınız evet. Eşiniz neredeydi? Sonra? Ha, orada efendim bunun üzerine Sayın Başbakanımızla konuştuğumuzda efendim Binali Bey'le konuştuğumuzda efendim böyle böyle dedim bunlar dedim vazgeçtiler. Efendime söyleyeyim teslim oldular kabul ettiler. Operasyon. Ha bu arada pisler bombalanıyor. Diğer o emir komuta içinde kalan efendime söyleyeyim hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından daha buradan şeyden bu mürtetten uçak kalkmasın diye pistler bombalandı. İşte bombalanan sesler o ayrıca bir şok getirdi. Orada bir panik yaptı onlar üzerinde. Ve dolayısıyla bunlar teslim olacaklar. Efendim kabul ettiler. Her şeyi kabul ediyorlar. Efendim işte birlikleri çekecekler vesaire. Ben dedim Genelkurmay'a gideceğim. Hani oradan geldik oraya gidelim. Birliğimizin başına geçelim şeklinde. O zaman Belalli Bey dedi ki hayır dedi şeye gidin. Odası daha hala kontrol altında değil. Şeye gidin Çankaya'ya gidin. Biz kapıdan çıktık. Efendim bir araba oraya ayarlamışlar. Arabaya çıktık. Akın Öztürk de geldi. Dedi ben de gideyim sizinle beraber. Dedim hayır sen burada kal. Israr et dedim sen kal. Akın Öztürk'ün siz götürmek falan istemediniz yani. İstemedik tabii. Ya çünkü sabaha kadar onlarla çünkü beraber. Çünkü şöyle bir şey de var. Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ü niye yanına aldı ya da almak istedi gibi bir soru da var. Öyle bir şey o zaman yok. Ya da siz. Akın Öztürk bizimle beraber gelmedi. Orada kaldı o. Biz Mehmet Dişli arabanın önüne bindi. Bizi helikopter pistine götürdü. Helikopter orada toplu. Orada bir gruplar var böyle karışık buruşuk adamlar. Şaşırmış vaziyetler belli. Orada bir panik havası var. Efendim, o zaman onlar başarısız olduğunu gördüler ve kesin tabii. Başlarına ne geleceği hesap ediyorlar. Onun için biz dedik yani burada yapacağınız şey artık hani bir hangi hukuken yapılacak bir şey yok. Bataklığa battınız bir kere. Bunun cezasını çekeceksiniz. Bunun karşılığını göreceksiniz. Fakat bir erkeklik gösterin, bir mertlik gösterin. Burada kesin bunu. Daha fazla hemen ölüm, daha fazla zarar, daha fazla leke sebebiyet vermeyin. Onlar dedi tamam işte bu sabaha karşı bu oldu. O zaman görüşün dediler. Efendim başbakanla görüştük. Akın işte sen gelmedin. O kaldı orada. Helikopter pistine vardık. Onu almak istememe sebebiniz çünkü o ya sabaha kadar onlarla beraber hareket etmesiyle gidiyor. İlgili. Ben hani Mehmet Dişli'yi niye aldınız? Akın Öztürk'e sabaha kadar gitti lan dedim şunlara söyle kesinler bu işi falan. Gidiyor geliyor efendim işte kabul etmediler falan filan diyor bana. Kendisi. Dolayısıyla o mesela siz odadan çıkıp giremiyorsunuz ama değil mi? Sizin, hayır odadayım ben. İzin de yani denediniz mesela dışarı çıkayım. Ha bir ara böyle bir şey oldu doğru. Efendim özellikle dedim hava alayım dışarı çıkayım cebimden bir filan dışarı çıkayım filan bir nefes alayım gibisinden. Efendim de dışarıda siviller var dediler. Siviller var. Sizi tanımazlar orada yanlış bir hareket olabilir. Çıkmayın dediler. Ha, çıkmazdı bir şekilde engellediler. Engellediler evet. Efendim pistte havalanında efendim helikopterler var. Hatta birine bindik indik böyle bir şey oldu herhalde. O çalışmadı. Helikoptere bindik. Mehmet dedim sen de gelme. Mehmet Dişli'ye. Sen de gelme. Onu da istemediniz. İstemedik. O da işte onlarla beraber gidiyor geliyor. Ve bulansına dedi ki hayır efendim dedi. Benim gelmem lazım. Çünkü dedi ateş ediyorlar dedi. Ben dedi işte darbecilerle irtibat halinde olacağım. Ve efendim
Genelkurmay Başkanı ateş etmeyin diye bu muhabereyi iletişimi sağlayacağım şeklinde bindi. Biz konuşmadık, bindi. İndik efendim, Çankaya'ya vardık, orada indik. O malum işte sahneler, şunlar bunlar ve... Görüntüler var şu anda ekranda. He. Burası değil mi? Bu an. Evet evet, bu an işte. Orada bizi Tuğrul Türkeş Bey'in odasıymış, daha sonra öğrendik. Oraya aldılar. Efendim girerken ben orada tabii şöyle bir şey. Çünkü şey çok tartışıldı. Sizin Mehmet Dişli ile oraya inmeniz mesela çok tartışıldı. Evet. Buyurun. Girerken. Şimdi insanlar bazen böyle çok o şartlara uygun olmayan yorumlar yapıyorlar. Yani 24 saatten beri daha fazla ayaktayız. Birincisi. Bu şoklar yaşamışız. Efendim. İşte kafamıza tabanca dayamışlar. Darbenin başına geç demişler. Olacak şeyler diye. Yani filmlerde görseniz inanamayacağınız şeyler. O noktada gelmişiz oraya. Ve tabii oradaki şeylerin hepsi hatırlamamız mümkün değil. Nitekim Tuğrul Türkeş Bey sağ olsun efendim kendisi hatırlayarak diyor ki paşam diyor içeri girerken işte bu da onlardan biriydi diye bana söyledi diyor. Dolayısıyla biz başlangıçtan itibaren ilk andan itibaren Mehmet Dişli'nin de bunlarla beraber olduğunu efendime söyleyeyim. Oradaki arkadaşlarım da söylemiş bulduk. İşte ondan sonra orada efendim arkadaşlarımla beraber işte orada konuşuldu, görüşüldü. Efendim Sayın Başbakan'ın gelmesi beklendi. Ankara dışındaymış. Beraber işte basının karşısına çıktık. Ondan sonra faaliyetler devam etti. Sonrasını konuşacağız. Hatta şeyi de merak ediyorum. Sonra yaptığınız çalışmaları, ailenizi birazdan soracağım. O gece ailenizle olan diyaloğu da çok merak ediyoruz ama. Mesela bu yapıya mensup olan, terör örgütüne mensup olan subayların baktığınızda tamamı o gece darbe teşebbüsüne katılmışlar mı? Yoksa bir kısmının haberi varmış, bir kısmının yokmuş? Bu da çok tartışıldı. Yani tüm illerde bunlara mensup olanların tamamı katılmışlar mı? Yoksa yani, haberdar olanlar var ve onlar mı katılmış? Bu artık tartışma konusu olmaktan çıktı bu. Yargı bunu çok ince bir şekilde, hassas bir şekilde değerlendirdi. Gerekli bilgileri topladı ve kararını verdi. Ve dolayısıyla işte burada efendim mahkum olanların hepsinin katıldığı artık kesini kazandı. O yüzden tartışma konusu yok. Bunu da mesela biz orada Çankaya'da otururken eski Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey dedi ki Malatya'da şöyle şöyle bir şey oluyor filan dedi. Onun telefonu varmış oradan. Efendim orada birileri de beni konuşturdu, görüştürdü. Ve ona da ben aynı şeyi söyledim. Dedim, hemen dedim orada kimler varsa gidin efendime söyleyeyim polise, gidin efendim savcıya teslim olun. Teslim olmalarını sağlayın diye orada bir telefon konuşmamız da oldu. Ailenizi buyurun. İşte orada ben dediler ki hanımla konuşalım, görüşelim falan filan. Tabii panik içindeler. Kadın ağlıyor. Efendim onun ağlamasından biz de tabii biraz etkilendik, şey yaptık falan. Duygusallaştık. Siz hiç duygusallaştınız mı hayatınızın bir döneminde? Gayet tabii biz de çok, insanız. Çünkü sert bir mizacınız var. Yani ya, ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum, takip ediyorum. Öyle görüyorum, bilmiyorum. Yani orada işte evet öyle bir işte bu mizaj meselesi. İşte hanımla konuştuk da herhangi bir sorun var mı? Şu var mı, bu var mı vesaire. Orada da efendim o başlarındaki bizim o... Evlerde, konutlarda bize yardımcı olan assubay vardı. O assubay bir gardiyan gibi, bir gardiyan gibi orada efendim ailelerimizi efendim bir noktada enterne etmişler. O zaman işte, ailenizin yani evinizdeki de... Evet, o da FETÖ'cü. Evinize koydukları da FETÖ'cü. O da FETÖ'cü, evet. O da FETÖ'cü. Ve o da siz burada içeri alınırken o da ailenize mi yani... Enterne ediyor, şey mi efendim diyor? Söyleyeyim. İletişimini engelliyor, kesiyor. Onun telefonunu falan alıyor. Telefonu falan işte görüştürmüyor, konuşturmuyor. Efendim dışarıdan arayanları bağlamıyor, bağlatmıyor. Oğlum evi de dışında, kontrol altında. Oğlum yurt dışında, yani. Evet. Efendim arıyor, efendim işte görüştürmüyor. Peki durum nedir filan deyince efendim söyleyeyim sana ne diyorlar, tamam mı? Sen kimsin diyor. Aramayın bir daha burayı diyor filan gibi. Böyle çok efendim gayri insani, efendim son derece böyle gaddar, son derece zalim tutum içindeler. Kadıncağız tabii bunun etkisi altında... Efendim tanıdığı yüzler o insanlar. Efendim diğer orada bizim aynı böyle efendim blokta ya aynı bölgede efendim işte Karadeniz Hava Komutanları efendim ikinci başkan efendim hep beraber oradayız. Onların eşleri benzer şekilde sıkıntı. Bu şeylerde onların gruplarında o sosyal medyada tamam artık onların işi yok, onlar öldü bitti filan gibi öldüğümüzü şöyle yayınlar yapıyorlar filan. Tabii bunlar ciddi şekilde efendim müthiş bir dram, müthiş bir trajedi.
efendim hanımlar, çocuklar efendim söylüyorum, perişan vaziyetteler. İnanamıyorlar. Yani sen gerçekten orada mısın? Yanında kimse var mı? Yani biz hala efendim etrafımızda teröristler mi var? Çünkü sana bunlar sadece emredersiniz ve sağ ol diyen ve seni çok seven ve sana çok saygı duyan ya da öyle gösteren. Öyle gösteren. Dedim, adamlar bir anda mankurtlaştığını görüyoruz. Silah çektiler. Ve sağımızda, solumuzda, arkamızda mesela genelkurmay kararı otururken ya defol git oradan filan diyorum. Adam böyle bakıyor. Bana gitmiyor. Dolayısıyla böyle bir itiş kakış içinde böyle bir geceden sonra bu noktaya gelindi. Ve tabii buyurun. Buradaki önemli tespitlerden biri de şu. Yani burada Cumhurbaşkanımıza hepimizin şükran duymamız lazım. Çünkü son derece istikrarlı, son derece direkt efendim, tutum takındı. Milletimize 85 milyona şükran duyuyoruz. Ve tabii yani bayrağına, sancağına, vazifesine, vatanına bağlı silahlı kuvvetlerimizin kahar ekseriyeti. Evet. Polisimizin büyük çoğunluğu, jandarmamızın büyük çoğunluğu. Şükran duymamız lazım. Şundan dolayı efendim 12 saat falan sürdü bu iş. Yani bu büyük bir olay. Yani bu kadar teşkilatlanmış, yıllarca bunlar kurgulamışlar, hazırlamışlar. Efendim işte uçaklar, tanklar, toplar ele geçirmişler, zırhlı araçları. Bunları kullanabilecek imkan ve fırsata sahipler. Böyleyken bu girişimin, bu darbe girişiminin 12 saatte sona ermesi büyük bir olay. Burada tabii Genelkurmay Başkanı olarak bizim, ikinci başkan olarak Yaşar Paşa'nın aldığı tutum ve tavrı da herkesin görmesi lazım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra ben şeyi de merak ediyorum. Yani insani yönünüzü. Mesela karargahta ne yaptınız? O günden sonra mesela bizim helikopterimizi alıp Yunanistan'a gitmişlerdi. O helikopter nasıl geldi? Veya ondan sonraki çalışmalar nelerdi? Biraz bunları bize anlatın. Çünkü sonrasını hiç neredeyse bilmiyoruz. Bir de ailenizle hakikaten çok ya sonuçta siz bir insansınız efendim. Askersiniz ama siz çok askersiniz yani. Ya oturup eşinizle bu çok güvendiğiniz insanların ailece görüştüğünüz belki işte bir sıkıntıda yardımcı olduğunuz veya silah arkadaşlığı diye bir şey de var burada. Yani belki çalışma tabii, bölgesinde tabii, çalıştınız. Tabii. Bunlarla ilgili günlerce sohbet etmiş olmanız lazım. Bu nasıl bunu yaptı? Şu nasıl şöyle öyle yaptı? Öyle tabii. Yani dedim ya buradaki onu mesela şimdi, orada ne yaşadığınızı çok merak ediyorum. Birisini bize anlatsın. Tek kelimeyle ifade etmenize bu şok. Bu şok. Şok geçince bunları nasıl anlattınız, evet, nasıl paylaştınız? Bir ara verelim aradan sonra biraz evet, bunları tamam, konuşalım. Kısa bir reklam arası efendim. Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. HT Bilim, Tarih, Felsefe. Abi sıkı yönetimi ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. Efendim Kayseri'deyiz. 15 Temmuz özel yayınında dönemin Genelkurmay Başkanı ve sonrasında da Milli Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş olan Sayın Hulusi Akar'la 15 Temmuz gecesi yaşananlara, öncesine ve sonrasına dair sohbetimize devam ediyoruz. Pek çok soru var hepimizde. Aslında ben biraz aile tarafını sormak istiyorum dedim reklam öncesinde ama bir şeyi eksik bıraktım. Onu da sorayım ve
oradan aileye geçelim. Tüm bunlar yaşandı. Ve herkesin aklında pek çok soru işareti oldu. Günlerce tartışıldı. Geldiğimiz noktada belki biraz daha net bir fotoğraf. Bu yayınlar o yüzden çok kıymetli. Siz neden mesela meclise gidip bunları anlatmanız istendiğinde niye gitmediniz meclise? Şimdi şöyle, bu tabii bu olaylar oldu. Bu alçak darbe girişimi bittikten sonra tabii bir yargı safhası başladı. Hukuki safhası başladı. Neye başladı hocam? Hukuki safha, hukuk safhası başladı. Yargı safhası başladı. Ve biz hangi gün tam hatırlamıyorum. Hemen ertesinde efendim bir savcı arkadaşımız geldi. Çok değerli bir savcımız geldi. Sağ olsunlar. Ve onlar bizim ifademizi almak üzere efendim hazırlıklarını yaptılar. İfademizi verdik onlara ne yaptığımızı. Ve orada savcı arkadaşıma ben şunu söyledim. Dedim ki mal sağlam. Yani bizi bir kere istedim hani bir kere yaklaşımınızla. Bunu görün. Bunu anlayın. Bu şekilde bakın olaylara. Farklı bir şey çıkarsa gereğini yaparsınız. Bizim dedim herhangi bir şekilde başlangıçta ifade etmeye çalıştığım gibi anayasa, mevzuat, Cumhurbaşkanımızdan başlayan hiyerarşi. Bizim dedim esasımız bu. Aklın ve bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yaptıklarımız bunlardır. Efendim hani burada dinleme olmuş, şu olmuş, bu olmuş vesaire. Burada bugüne kadar bir şey çıkmadı. Çünkü orada bazı hani yakışıksız sözlerimizin dışında efendim bizim dedim böyle bir şeyimiz yok. Buna dedim güvenin, buna bakın. Ve çok şükür efendim orada bütün efendim soruları bu şekilde cevaplandırdım. Meclisten gelen efendim söyleyeyim teklife de bizim gitmemek diye bir durumumuz yok. Biz tabii ki gideriz. Fakat onlar bize yazılı soru gönderdiler. Bu yazılı bize soruları sordu, cevaplandırdıktan sonra da bir daha talep olmadı. Olay bu kadar basit. Öyle mi? Tabii. Hayır, meclise gidip soru yani sizin herkes bunu çok konuştu, hala konuşuyor. Niye meclise gitmedi? Yazılı, niye anlatmadı? Yazılı sorular. Bizim çünkü bizim burada eğer bu iddialarda bulunan arkadaşlarımıza ben zaman zaman soruyorum. Efendim diyorum ki ya bu benim meclise verdiğim, efendim yazılı sorulara verdiğim cevapları okudunuz mu? Hayır. Ya çünkü sorulabilecek ne varsa sormuşlar, ilave cevapları da biz verdik. Dolayısıyla herhalde oradaki komisyonda... Bunlar efendim, şu an var o zaman meclis tutanaklarında değil mi? Var gayet tamam. Tabii, çok açık, net. Sonra. Sayfalarca efendime söyleyeyim neyin ne olup olmadığını oradaki bizim Türkiye Büyük Meclisi'nin o araştırma komisyonu başkanı olan heyete efendime söyleyeyim cevabımızı verdik. Resmen alenen orada duruyor onlar. Açık ve net. Yani mahkemeye verdiğimiz ifadeler var, savcılara verdiğimiz ifadeler var. İşte bunların usulü neyse ona göre herkes ulaşabilir, bakabilir. Bunu efendime söyleyeyim şeklini, şemalini görebilir. Burada herhangi bir şekilde bir şey yok. Efendim hiç ağladınız mı siz? Hayatımıza. Yani bu bazen çok fedakar, çok kahraman şehit halileri var. Şöyle mesela Gata'nın yanık bölümü vardı. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Çok değerliydi yanık bölümü. Orada bir erimiz herhalde Bolulluydu. Efendim ve yanıktan dolayı yanık enteresan bir şey. Yani bütün deriler çıkıyor. Bembeyaz bir tabakayla karşılaşıyorsunuz. Ve olanın son derece steril olması lazım. En ufak bir şeyde mikrop kapıyorsunuz. Efendim olaylar çok daha derin boyutlara ulaşıyor. Orada öyle bir tedbir alınmıştı Gata'da. Ve bu tedbir çerçevesinde efendim o çocuğun bakımı yapılıyordu. Aileye gittik. Orada annesi efendim bir aydan beri, iki aydan beri bakıyor çocuğuna. Ve orada ben ağladım. Çünkü annesi bize teşekkür etti. Dedi buraya kadar niye geldiniz? Yani böyle bir asil bir milletin mensuplarıyız bu. Yani kadıncağız çocuğun derdini bırakıyor. Diyor ki paşam işte buraya kadar zahmet ettiniz. Buraya kadar niye geldiniz? Yani dolayısıyla bu tür durumlarda biz de tabii biraz freni boşaltıyoruz. Eşinizle konuştuğunuzda böyle ben mesela yayınlarda da freni boşaltmadığınızı düşünüyorum hiç. Evet. Hep böyle bir kontrollü olma hali. Çok tabii şükür. Ki vazifenizden çok dolayı şükür. Vesaire ama o yüzden istedim ki biraz sohbet edelim bu yayında. Mesela döndünüz evinize, aradan 3-4 gün geçti, yorgunluğunuzu attınız, duşunuzu aldınız. Şule Hanım'la oturdunuz, sohbet ediyorsunuz. Ettiniz değil mi? Tabii. İşte ne konuştunuz? Oğlum kalktı geldi şeyden, yurt dışına falan. Şimdi birincisi ben kibir olmasın, nazar değmesin. Fakat benim eşim de... övülmek değil bu efendim. Kimse yanlış anlamasın. Herkes affetsin. Eşim de çocuklarım da gerçekten IQ'su yüksek insanlar. Samimi söylüyorum.
Bunu ilk defa kendileri duyuyor şimdi. Burada da biraz şaşırırlar. Bizim konuşmamıza pek gerek yok. Yani biz böyle gerçekten bazı şeyleri çok kısa yollarla anlatabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Ve dolayısıyla karşılaştığımızda tabii ki duygusal anlar oldu. Efendim, çünkü baban öldü diyorlar. Yani şaka da olsa gerçek mi değil mi teyit etmeseniz de böyle bir lafla karşılaşıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Efendim, bunu tabii duyuyorlar. Efendim hanım keza öyle. Bir de biraz önce sizin üzerinde durduğunuz konu çok önemli. Yani biz oradaki subayımıza, as subayımıza evladımız gibi baktık, bakarız. Bizim kültürümüz bu, eğitimimiz bu, anlayışımız bu, insanlık anlayışımız bu. Yani bırak etrafımızdaki insanlara, bir insan gördüğümüz zaman kim olursa olsun ona insan muamelesi yapıyoruz. İnsan olarak görüyoruz. Hakları var, hukukları var. Bunun için bir de yanınızda beraber çalışıyor, size hizmet ediyor. O da tabii biz bağrımıza bastık. Yani yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı ne varsa. Şimdi böyle insanların ve biraz önce sizin de çok güzel yakaladığınız gibi sağ ol emedersiniz. Başka bir şey duymadığınız insanların silah çektiğini, yani size silah çektiler size şahsen birey olarak, fakat bunun ötesinde devlete karşı tavır aldıklarını, ya biz yıllarca mücadele ettik terörle, teröristle, ülkemizin bekası için, milletimizin huzuru ve güveni için. Siz böyleyken topumuzu, tüfeğimizi, uçağımızı bize karşı kullanıyorsunuz. Ve bunu fütursuzca kullanıyorsunuz. Yani bir hani sivil mi var, asker mi var, çocuk mu var, kadın mı var? Nereye ateş ediyorsunuz? Kime ateş ediyorsunuz? Külliye bölgesinde, polis bölgesinde, köprü bölgesinde, o keskin nişancılar vesaire. Yani siz nasıl bir anlık anlayış bu? Yani düşman mı? Ya bunun bireysel boyutunda düşünün. Yıllarca beraber olduğunuz insanlar. Şimdi hepsini tanıyoruz. Hepsiyle beraber işte gittik, geldik, konuştuk, aynı evde yaşamışsınız yani evinizde biri. Ayrıca mesela o şeyin evdeki efendim mesela bu çocuklara bu eziyet cefa yapan asuman affı hiç yok. Ya insan hani der ki ya böyle bir şey olsa bile ya işte hani bu filmlerde falan görüyoruz. Efendim düşman da olsa efendim birini saklıyor, birini götürüyor, getiriyor falan. Böyle filmlerde şeyler var, sahneler var. Ya insan geçmişin hatırı için efendim tamam böyle böyle bir durum var. İşte şudur budur bir insani. Hayır, çemkiriyor. Konuşamazsınız, görüşemezsiniz. Siz kimsiniz? Sana ne? Bir de aramayın bizi. Filan gibi efendim. Bir gecede bambaşka insanlar oluverdiler yani. Yani işte mankurt dedikleri şey bu. Aklın, yani insan kalp ve kafadan ibaret. Kafa, akıl, fikir, efendim söyleyeyim, kalp ve duygular. Bunlar gerçekten efendim bu akıllarını teslim etmişler, akıllarını vermişler. Efendim söyleyeyim ve birer mankurt olmuşlar, birer robot olmuşlar. Olay bundan ibaret. Dolayısıyla bunların kendilerine verilen talimattan başka ne insani değer var, ne kişisel ilişkiler var, ne efendime söyleyeyim işte milli manevi değerler var. Hiçbir şey yok. Hayata bakışınızda büyük bir kırılma noktası bu arada yani mesleki olarak da sizin için. Şunu bravo. Değiştirdi benim hayatımda dediğiniz ne var? Bu şöyle oldu. Bizim yani sadece benim değil, bütün kurumlarımıza, silahlı kuvvetler başta olmak üzere şüpheyi soktu. Yani şüphe virüsünü soktu. Şimdi biri geliyor, çok iyi, her şey çok iyi. Yazı çiziyor. Oğlum ne olur ne olmaz. O da çok fena bir şey ama çok şüphe. Çok fena bir şey. Vücuda girdi mi çıkmaz mı? Çok fena bir şey bu. Çok fena bir şey. Çok fena bir şey. Şimdi ben FETÖ'cü değilim diyor biri. Ya ne olur ne olmaz. İşte şunlar bunlar vesaire. Her konuda bu personel yönetiminde maalesef yani bu efendim kolay kolay atılacak bu duygu değil. Bütün yöneticilerde yani asker, sivil. İster bakan olur, ister genel müdür olur, ister genel amiral olur. Yani bu virüs sokuldu ve dolayısıyla biz etrafımıza bakarken hep acaba hiçbir şekilde kimseye böyle olabildiğince sarılamıyoruz. Ya olabildiğince güvenemiyoruz. Olabildiğince tamam biz kardeşiz. Efendim mesela biz birlik beraberiz diye kafamızda mutlaka bir mülahaza tanesi boş kalıyor. Birini çok sevseniz bile onunla ilgili hep evet. Bir soru işaretiniz. Yaptıkları belki de bu devlete, bu millete en büyük kötülük bu bence. Şüpheyi sokmak. Döndünüz genelkurmaya, vazifenizin başına geçtiniz. Yani orada nasıl konsantre oldunuz? Kaç gün sonra ve nasıl konsantre olabildiniz? Ya tabii orada şimdi etrafta efendime söyleyeyim bütün o yıkık dökük yerler var. Kırılmış dökülmüş yerler var. Nizamiyeler yıkılmış. O zırhlı araçlar girmiş çıkmış, tanklar girmiş çıkmış. Etrafta efendime söyleyeyim polis zırhları var. Efendim bazı belediyeler doğru yanlış efendim kapılara nizamiler işte bu kamyonları falan koydular, bir şeyler koydular falan işte giriş çıkış olmasın gibi. Bu konuda tabii biz başbakanımızla
Binali Bey'le, Cumhurbaşkanı'yla müteahhit defalar konuşmalar, görüşmeler. Hani bu bir an önce normalleşmenin sağlanması. Tabii o günlerde efendim ikinci bir hareket olabilir mi? Bunların B planı var mı? Şeklinde. Vardı bu kadar tutuklamadan sonra olamayacağını efendime söyleyeyim. Düşündük. Bunu anlatmaya çalıştık. Bunu değerlendirmeye çalıştık. Ve dolayısıyla o günler gerçekten son derece karanlık, son derece zor, son derece yıpratıcı günlerdi. Çünkü bir taraftan da diğer faaliyetler devam ediyor. Devam ediyor. Yani Çukur operasyonları... 2 ay, 1,5 ay sonra Fırat Kalkanı'nı yapacaksınız. Çukur operasyonu yeni bitmiş. Efendim hala terörle mücadele devam ediyor bu arada. Terörle mücadele operasyonlarına olumsuz etkisi olduğunu rastladığınız ya da böyle şeylerle karşılaştığınız bir durum var mı FETÖ'nün? Yani şöyle, 15 Temmuz'dan önce devam eden terörle mücadele operasyonları yurt içinde ve yurt dışında FETÖ kaynaklı sıkıntılı süreçler yaşanmış mı hiç? Yani bizim seviyemizde böyle birebir bir şey rastlamadık biz. Ama biz tabii bu Çukur operasyonları yapılırken, teröriste karşı terörle mücadele yapılırken biz orada yani çok sık gittik geldik bölgeye. Oradaki arkadaşlarımızla hemhal olduk, konuştuk, görüştük. Ve orada gerçekten zaten bu darbe sırasında bizim hayıflandığımız konulardan, darbe girişimi sırasında hayıflandığımız konulardan biri de buydu. Biri de buydu. Yani o da neydi efendim? Çünkü orada asker, polis gerçekten bir olmuştu. Bir sıcak yatak tabiri var denizcilerin. Yani biri yatar, biri kalkar. Biri yatar, biri kalkar. Aynı yatak. Dolayısıyla diyelim 50 kişilik bir yatak varsa 100 kişi orada efendime söyleyeyim yatar, dinlenir. Bizim burada bu operasyonlar sırasında bu şekilde uzman çavuşlarımızla polislerimiz kardeş kardeş yan yana biri kalktı biri yattı. Ve çok samimi orada gerçekten birbirini destekleyen jandarma, polis, asker, komandolarımız bir ve beraber oldular. Bu gerçekten çok güzel bir gelişme, çok güzel bir birlik ve beraberlik. Bu da cidden bize çok önemli bir başarı geliştirdi. Dolayısıyla bunun yeniden tesisi bizim için önemli bir amaç oldu. Yani bunu tekrarlamamız lazım. Bunu geliştirmemiz. Çünkü orada polisleri şehit ettiler alçaklar. Uygulamalarla ateşte vesaireyle. Yani gerçekten düşmanın yapmayacağı işleri yaptılar. Ve dolayısıyla bunlar devam etti. Suriye'deki gelişmeler bizim için problem oldu sınır güvenliğimiz nedeniyle. Bunlar üzerinde duruyoruz. O daha önce planlanan bir operasyon muydu? Yani bu darbe teşebbüsü olmadan önce planlanan bir operasyondu ve buna rağmen yapıldı mı yoksa? Darbe girişimi olmadan önce bizim Amerikalılarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Obama ile konuştu. Biz de Amerikan Genel Kurmay Başkanı Dunford'la konuşmak, görüşmek suretiyle bir ve beraber şekilde DAEŞ'e karşı mücadele etme konusunda mutabık kaldık Amerikalılarla. Ve bunun bir planlama süreci var. Bu süreç başladı ve bu sürecin takriben 1/3'ünü tamamladık. Ve bu operasyonu yapmak noktasına geldiğimizde ki işte hangi aylar bilmiyorum öyle Mart, Nisan olabilir. Amerikalılar vazgeçtiler. Dediler ki biz bu operasyondan çekiliyoruz. Çekildiler. Böyle bizim orada bir çalışmalarımız zaten vardı. Bu operasyonlarda şeyden sonra darbe girişiminden sonra silahlı kuvvetlerden general, amiral, subay, asubay ayrılmasından sonra biliyorsunuz bir vaveyla koparıldı. Bir tezvirat koparıldı. Artık bu ordu, bu komuta kadar hiçbir şey yapamazlar, edemezler, öldüler, bittiler şeklinde yalan, yanlış, bilen, bilmeyen aklına her şey konuştu. Ağız olan konuştu tabir caizse. Bu çok şükür, Allah'a şükrediyoruz. 24 Ağustos'tan itibaren bu Fırat Kalkan Harekatı ve DAEŞ'e karşı yaptığımız mücadele. Orada gerçekten ciddi bir mücadele yapıldı. Ciddi bir savaş yapıldı. Bu savaş demek doğru değil. Bir mücadele yapıldı o teröristlere karşı. Ve bu onlarca koalisyon ülkesi var. Bunlar havadan geliyor, bombayı atıyor gidiyorlar. Biz koalisyon üyesi olarak sadece bombayı atıp bitmekle değil, biz göğüs göğüse mücadele eden tek silahlı kuvvetleriz. Bu DAEŞ'la. Yani DAEŞ'la mücadele etmediğinde bir takım laflar sözler diyor bilen bilmeyen. 4000'e yakın DAEŞ'liyi biz orada itibara getirdik. Bu Fırat Kalkan Harekatı sırasında yaptığımız mücadeleyle. Peki. Efendim özür dilerim. Dağılmayayım. Darbe sürecine dair birkaç sorum daha var. Şöyle. Helikopterleri nasıl geri aldık? O sürece dair anlatacağını yani Yunanistan... Bizim şimdi orada bu alçaklar helikoptere bindiler ve Yunanistan'a kaçtılar. Tamam. Oraya vardılar. Ve Yunanistan bunu aldı. Biz de en sonrasında adamları istedi. Adamları bize vermediler. Bunu ben bir vesileyle Avrupa'daki bir toplantı sırasında Yunan Başbakanı'yla Sayın Tsipras'la karşılaştım. Bir başka törende. Ben o zaman Genelkurmay Başkanıyım. O başbakan. Fakat buna rağmen orada bir konuşma, görüşme oldu. Bir
bir vesileyle dedik böyle böyle oldu Sayın Başbakan, hani bunu yapmanız lazım, etmeniz lazım falan filan. Biz dedi bunu yapacaktık, edecektik ama dedi yargı bağımsız. Yunanistan'da yargı bağımsız. Dedim yargı her yerde bağımsız. Yargı bağımsız, o yargıya intikal etmeden bize benim haberimiz olsaydı şöyle yapardık, böyle yapardık filan dediler. Ondan bir şekilde kendilerini sıyırdılar tabiri caizse. Daha sonra bu adamlar orada kalmak kaydıyla helikopterimiz tekrar bir ülkeye iade edildi, geldi. Biz pilot mu gönderdik? Alındı orada. Pilot gönderdik, evet. Aldık. Hala FETÖ tehlikesi var mı Türkiye'de ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve hala darbe riski var mı? Şimdi biraz önce bahsetmeye çalıştığım konu bu. Onu biraz daha açalım. Şimdi yurt dışında bu teröristler varlıklarını sürdürüyorlar. Hem oradakiler hem de buradan kaçıp onlara iltihak edenler. Ve bunlar özellikle bu sosyal medyada o FETÖ'cü hesaplarla her türlü tezviratı yapmaya sürdürüyorlar. Ve uluslararası bir örgüt hüviyeti almak için gayret gösteriyorlar. Ve buradaki içimizdeki olası bazı kişileri, bazı birimleri de bir şekilde diri tutmaya çalışıyorlar. İşte geleceğiz, yapacağız. Onların meşhur bir rüyaları var biliyorsunuz. Şunu gördük, bunu gördük. Şu bayramlar şu olacak, seyranlar bu olacak gibi. Yalan yanlış tezviratı devam ediyor. Fakat şu anda devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla aldığı tedbirler çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat şahsen bu olayın takipçisi olması nedeniyle bunun yeniden herhangi bir şekilde böyle bir hareket yapma olasılığının imkansıza yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tabii su uyur, düşman uyumaz. Bu manada bizim bütün istihbaratımızın, silahlı kuvvetlerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın, yargımızın, savcılarımızın, polisimizin, jandarmamızın uyanık olması şart. Biz diyoruz ki terörle mücadele takip ve tedbir meselesi. Terörle mücadele takip ve tedbir meselesi. Hiçbir zaman artık bu iş bitti deme lüksümüz yok. Takip etmeye devam edeceğiz. Takip ettiğimizde elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, bilgiler çerçevesinde gerekli tedbiri almayı sürdüreceğiz. Neden? Mesela girişte şöyle bir şey söylediniz. Uluslararası bazı küresel aktörlerin, Türkiye emperyalist ülkelerin Türkiye üzerindeki bir takım hedefleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de bizim insanlarımızı aparatlaştırdıklarını. Kesin, doğru. Doğru ifade ediyorsam. Aparat olmaktan nasıl kurtulacağız? Bu darbe kültürü neden var? Yani şimdi biz burada doğru, yani bu noktaya biz de geldiğimizde şunu görüyoruz. Şimdi bir tıp gibi bir acil müdahale var. İşte kanı durduracaksınız. Durdurduk çok şükür. Fakat diğer taraftan da vücudun, bünyenin sağlamlaşması ve güçlenmesi için orta ve uzun vadede çalışmalar var. Bu orta ve uzun vadede çalışmalar demek eğitim demek. Biz bu konuda bir vakıf çalışması için de bu konularda ilgili arkadaşlarımızla, yetkili arkadaşlarımızla kafa yorduk, yormaya devam ediyoruz. Bu 4 yaşından 12 yaşına kadar olan eğitimin eğitimciler çok çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ve bizim tarihimize de, Osmanlı kültüründe de, geçmişte de tarihimizde 4 yaş, 4 ay, 4 günün çok önemli olduğunu ve bu tarihten itibaren eğitimin başladığını ve bu tarihten itibaren 12 yaşına kadar eğer gerekli fırsatlar verilirse, imkanlar verilirse o çocuğun 3 lisanı, bunu hocalar söylüyor, üniversite söylüyor, ana dili öğrenebileceğini. Dolayısıyla o günlerin çok önemli olduğunu, dolayısıyla biz o günlerde çocuklarımıza bu kreş dedikleri yerlerde, anaokulu dedikleri yerde, ilkokullarda bu milli ve manevi değerlerimizin verilmesini, bizim mensubiyetimizin verilmesini, yani bu milletin mensup olduklarını kendilerine öğretilmesini, geleneğimizin, görüneğimizin en yalın şekliyle, dinimizin en yalın, en basit şekliyle bunlara verilmesini ve bu kişilik ve kimliği teşekkülü. Yani bu kişilik ve kimlik teşekkül ettiği zaman şimdi mesela bilgili arkadaşlarımız var. Din konusunda, tarih konusunda. Bunların hatıraları var. Bizler diyorlar bu FETÖ'yle geçmişe muhatap olduk. Onlara şu cevapları verdiğimizde, şu soru sorduğumuzda bırakıp gittiler. Dolayısıyla bu bilgi ve bilinç olduğu takdirde bizim geleceğimizin tuzağa düşmemiz zorlaşır veya imkansızlaşır. Ve de bu bilgili ve bilinçli insanlardan müteşekkir bir millet de 85 milyonda çok güçlü olur. Somut bir şey sorayım.
bu hain darbe teşebbüsü sonrasında bazı kararlar alındı. Harp Akademileri Milli Savunma Üniversitesi oldu. Kuleli Asker Lisesi, Asker Lise yer kapatıldı, GATA kapatıldı. Doğru buluyor musunuz bunları? Bunlar açılmalı mı? Ya bu konular tabii çok kompleks konular. Ben bu konularda Sayın Cumhurbaşkanımıza bildiklerimizi, gördüklerimizi, arkadaşlarımıza yaptığımız değerlendirmemizi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar, bunların hepsini dinlediler. Bunlara göre de gerekli talimatları verdiler. Dolayısıyla sistem şu anda belli bir seviyeye geldi. Bu seviyede benim faaliyetler çok şükür başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve bu daha ilave tedbir alınabilir mi? Alınabilir. Bunlar da yine ilgili arkadaşlarımız tarafından görüşülüyor, konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili makamlara sunulmak suretiyle bu tedbirlerin gerçekleşmesine gayret gösteriyoruz. Ben şöyle bir şeyle bir tecrübe ettim efendim. Operasyon bölgesine zaman zaman işte gidiyorum. Mehmetçik'te en son Pençekiyit Harekatı bölgesinde de. Oradaki mesela Sahra Hastanesi'nde çalışanlar Sağlık Bakanlığı personeli ve dönüşümlü olarak göreve gidiyorlar. İşte 2 ay kalıyorlar, 3 ay kalıyorlar ve dönüyorlar. Orada kalan hekimler olmadıkları için işte İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Çukurca'da ya da Hakkari'de ya da işte Irak'ta tam sınırın sıfır noktasında boyunuz kadar karın altında Sahra Hastanesi'nde çalışmaları onlar için de zor oluyor. Mehmetçik açısından da yani benim mesela kişisel olarak gördüğüm, tecrübe ettiğim bir şey bu. Yani o yüzden özellikle GATA'yı sormak istedim. Çünkü GATA'daki eğitim çok başka bir eğitim. Ve yaralara müdahale veya o fedakarlık veya orada kalma bilinci, orada görev yapma bilinci oluşturması açısından daha uzun süreli bilmiyorum. Tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Ama paylaşmak istedim özellikle. Tabii bu konuda biz Mehmetçiğin de böyle bir beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımıza gerekli efendime söyleyeyim arzı yaptık. Gerekli bilgileri sunduk. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdiler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çalışmak suretiyle, hudutlardan başlamak suretiyle, bu iş güvenlik harekatına, efendim, terörle mücadeleye yakın bölgeden başlamak suretiyle gerekli tedbir alındı, alınmakta. Ve alınacak ve gelişecek. Tabii burada doktorlarımızla ilgili mesele sadece efendim harp cerrahisi vesaire gibi değil de bir mentalite meselesi. Çünkü bu askeri tıp da okuyan öğrencilerimize, gençlerimize sadece tıp öğretilmiyor. Aynı zamanda o genç yaşlardan itibaren, ilk güne itibaren de askeri konularda da gerekli bilgiler verilmekte. Dolayısıyla onlar askerlerle beraber çalışırken alanda, operasyon bölgesinde daha kolay iletişim sağlanabilmekte ve daha faydalı olunmakta. Bu bakımdan da bu konuda tedbirler alındı, alınıyor. Pençe serisinde büyük fedakarlıklar var. Bu arada çok uzun yıllardır devam eden. Orada görev yapmış olan mesela askerlerimize ilişkin taltif edilmeleri vesaire gibi bir durum. Biz orada herhangi bir aksaklığı, herhangi bir yanlışlığı, herhangi bir suçu, cezası olmayan, herhangi bir efendime söyleyeyim yasa dışı bir işi olmayan oradaki personelimiz için rozet efendime söyleyeyim çalışmasını yaptık. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki subay, assubay, uzman erbaş efendim ve sözleşmeli erlerimize karşı teveccühü çok yüksek. Bildiğiniz gibi birçok kez iftara gittik. Oradaki erlerimize iftar yaptık. Onlarla beraber yemek, onlarla beraber ziyaret. Gerçi o konuda Sayın Cumhurbaşkanımız son derece duygusal. Ve onlara teveccühü son derece yüksek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki de onları efendime söyleyeyim bir şekilde işte rozettir, madalyadır, taltif etmeni de gayet mümkün. Selam edelim Mehmetçiğe de. Şöyle nasıl bir Türkiye hayal ederek subay oldunuz? Nasıl bir Türkiye ve bunca tecrübe sonrasında Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı büyük yaptınız? Büyük ve güçlü Türkiye. Bu gerçekten bizim ta bu liseden efendime söyleyeyim başlayarak bizim inandığımız burada bu. Dolaştınız değil mi? Tabii buralardan sabahları buradan girerdik. Kabah buradan girerdik. Arkada bizim sınıflarımız arkadaydı. Geçer giderdik filan. Biz arkadaşlarımızla konuştuğumuz, arkadaşlarımızla tartıştığımızda, okuduğumuzda, yazdığımızda bir tarafta Nazım Hikmet, bir tarafta efendim Necip Fazıl, bir tarafta Nurullah Ataç, bir tarafta Ergün Göze, Yahya Kemal, Mehmet Akif Arçay adaşınız. Evet. Efendim bunlarla efendim burada vatanımız, milletimiz konusunda gerçekten arkadaşlarımız da çok duyarlıydı. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi çok özlediğimizi, arzu ettiğimizi, çünkü bizim gerçekten başlangıçta söylediğim gibi binlerce yıla dayanan büyük ve şanlı bir tarihimiz var. Bu tarih gelmiş, ortalarında efendim İslam'la şereflenmiş. Daha sonra en son halkası da Cumhuriyet halkası. Dolayısıyla bizim gerçekten büyük ve güçlü olmamız lazım. Tarih bize bunu gösteriyor, bunu söylüyor. Dolayısıyla biz bu konuda inançlıyız ve inşallah bu Türkiye yüzyılı konusu bir hayal değil, bir gerçek olacak. Bunun için de biz gençlere hep gidiyoruz, üniversitelerde konuşuyoruz, ediyoruz.
Ve söylediğimiz şey şu, laf değil, iş, çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz. Fizik, kimya, matematik, cebir, efendim, astronomi, biyoloji. Yani bu temel bilimler konusunda bizim çok çalışmamız lazım. Nasıl ki bütün sporların başı atletizmse, bütün gelişmelerin, bütün sanayinin başı da efendim bu temel bilimler. Bunlar da bizim güçlenmemiz lazım. Bu arada tabii güçlenmemiz lazım derken 3. Dünya Savaşı konuşuluyor her tarafta. Uzun bir zaman önce galiba siz başladı gibi bir şey söylemiştiniz. Evet. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani bir şöyle, asker, şimdi bizim atalarımızı iyi değerlendirmemiz lazım, iyi incelememiz lazım, ön yargısız bakmamız lazım, objektif bakmamız lazım. Gerçekten bilimsel, gerçekten akılla bakmamız lazım. Bilim ve akıl. Yani bunu çok iyi kullanmamız lazım. Bu hiçbir şekilde dine, milli ve manevi değerlere aykırı bir şey değil. Yani bazıları böyle bir yanlış bir yorum, yanlış bir yaklaşım var. Bunu şiddetle reddediyoruz. Akıl ve bilim bizim işimiz. Akıl ve bilimle baktığımızda efendim olayları görüyoruz. Atalarımız ne demişler? Atalarımız demişler ki, hazır ol cenge, istersen kurşun sala. Bilinen bir söz bu. Evet. Tekrarlanan bir söz bu. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde yeni bir yoruma, yeni bir içtihada efendim ihtiyaç duymadan, gerek duymadan her zaman, her zaman, bugün dahi efendim hocam bizim cenge hazır olmamız lazım. Çünkü efendim dünyadaki efendim dengeler her an değişti, değişiyor. Bu 2 sene önce, 3 sene önce efendim Covid'den bahsedilse biz anlamazdık. Covid diye bir belayla karşılaştık. Bundan 2 sene önce, 3 sene önce Rusya Ukrayna'ya saldıracak desek kimse buna inanmazdı. 1 sene önce deseydi ki İsrail efendimizin Gazze'yi efendimizin zulme uğratacak. Efendim etnik temizlik yapacak. Efendim orada işgal edecek. Komple. İşgal edecek efendim. Genosit efendim soykırım. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Bu noktada bizim çok hazırlıklı olmamız lazım. Çok güçlü olmamız lazım. Tabii güçlü olmak demek de alet işler ele önür diyoruz. Bizim silahlı kuvvetlerimiz Mehmetçiğin gerçekten ruh hali hiçbir orduda yok. Bu şaka değil. Bu gerçek bu. Bu gerçek yüksek ruh hali diyoruz. Bu milli ve manevi değerlere bağlılığı, vatanına milletine bağlılığı, bayrağına bağlılığı, ölümden korkmaması gerçekten çok yüksek bir ruh hali. Peki ne olacak? O zaman bizim de görevimiz, bizim de sorumluluğumuz devlet olarak onlara en ileri teknolojiye dayalı silah aracı gereği vermemiz lazım. Biraz önce bahsettim. Biz toplantılara gittiğimizde, ikinci başkan, genelkurmay başkanı, kara kuvvetleri komutanlarına gittiğimizde muhataplarımıza gitmeden önce bize liste verilirdi. Arkadaşlarımız karar yapar, hazırlık yapar. Birinci madde efendim, işte bize İHA verin, bize SİHA verin. Efendim tamam biz size bunu vereceğiz, işte kongrede şu var, mecliste bu var, araştıracağız, inceleyeceğiz vesaire. Gittik geldik, gittik geldik. Anlaşmasının sözleşmesini yaptığımız Heronlar vardı. Efendim İsrail'le yaptığımız. Onun bakım ve onarımını yaptıramadık, parasını verdiğimiz halde. Şu anda F-16'ları vermiyorlar hala, vermediler mi? Onu herhalde verecekler. Cumhurbaşkanımız da konuştu, etti, verecekler. İnşallah verirler. Ve çok şükür şu anda savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde çok direkt durması, birebir takip etmesi, birebir desteklemesi, teşvik etmesi suretiyle burada şu savunma sanayinde çok yüksek seviyelere geldi. Tankımızı, topumuzu, hatta uçağımızı, Kaan'ı, efendime söyleyeyim, helikopterlerimizi, efendim İHA'larımızı, SİHA'larımızı. Gerçekten bu Bayraktar meselesi milli bir mesele. Burada gelinen nokta çok önemli bir nokta. Çünkü burada bir adanmışlık var. Yani rahmetli Özdemir Bey'den başlayarak Allah evlatları Haluk Bey, Selçuk Bey bir adanmışlık var. Burada buna paralel şekilde efendim TUSAŞ büyük bir fedakarlık, kahramanlıkta Anka'yı üretiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir yükseliş var, ciddi bir gelişme var. Bu sayede biz Libya'da, bu sayede biz Azerbaycan'da efendim operasyon yapabiliyoruz, faaliyet yapabiliyoruz. Oradaki kardeşlerimizi, oradaki dostlarımızı, müttefiklerimizi destekleyebiliyoruz. Sadece onlar değil. Tabii onlarca ülkeye, dost ve müttefik ülkeye bunlar ihraç ediliyor. Düne kadar parasını verdiğimiz halde alamadığımız şeyleri ihraç ediyor. Büyük bir mutluluk, büyük bir güvence. Fakat durmak yok. Biz diyoruz ki cin şeyden çıktı. Fakat daha önümüzde çok çetin yollar var. Yüksek teknolojiye ulaşmak için hep beraber üniversitelerimiz, vakıf şirketlerimiz, özel teşebbüs, efendim hep beraber çalışmak suretiyle efendim bu mesafeyi de inşallah kısa zamanda kapatacağız. Üçüncü Dünya Savaşı dedim. Bizim savunma sanayi teknolojilerimize girdik. Öyle bir risk var veya üçüncü Dünya Savaşı içindeyiz. Bu her zaman var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu Üçüncü Dünya Savaşı bir bakıma başladı. Aşamalar olarak baktık. Buyurun. Çünkü savaş dediğimiz şey en kaba şekli 3 ayrılır. 1- Hazırlık safhası.
düzenlemeler, efendim muharebe sahasının, savaş sahasının düzenlenmesi, efendim onların efendimiz yapılan çalışmalar, diplomatik, siyasi çalışmalar, lojistik çalışmalar, yinaklanma, devletler arası münasebetler, efendim ittifakların kurulması, bu savaşın hazırlıkları bu. Ondan sonra bu icra edilir. Ondan sonra bunun savaş sonrası da efendim faaliyetler, çalışmalar sürer. Biz neresindeyiz şu an bunun? Şu anda hazırlık safhası sürüyor. Ve dolayısıyla bu ülkeler, bu bloklar kendilerinin hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bunlar zaman ve mekan. Zaman ve mekan. Kendi hak ve menfaatleri tarafında, hak ve menfaatleri noktasında yeterli ve uygun olduğunu gördükleri anda bu savaş başlar. Bizim düşündüğümüz, değerlendirmemiz bu. Peki. Biraz yavaş yavaş toparlayacağız. O yüzden siyasetle sorayım. Artık siyasetin içerisindesiniz. Bir yerde alıştınız mı bu arada veya yadırgadığınız bir taraf var? Farklı bir şey yok. Burada farklı şimdi bütün şey mesele şöyle. Yani hayat kurallardan ve kurumlardan ibaret bize göre. Kurallar ve kurumlar. Ve bu kurallara kuralları göreceksiniz, kuralları bileceksiniz, buna uyacaksınız. Siz siyaseti asker gibi mi yapıyorsunuz? Hayır, şimdi siyasetin kuralları var. Ha, kuralları var. Siyasetin kuralları, siyasetin kuralları, kahveye gidip vatandaşla beraber oturacaksınız. Çay içeceksiniz, kahve içeceksiniz. Onu dinleyeceksiniz, konuşacaksınız. Ve gayet güzel konuşuyoruz, gayet güzel münasebetlerimiz var. Dolayısıyla bu kurallar önemli. Şimdi bu kurallar ve kurumları belirledikten sonra, efendim, meclis oranda kuralları, o kurala uyacaksınız. Oraya girdiğiniz zaman da bir başka kural var. Kurallardan birincisi şu. Müşahede, muhakeme, icra. Şimdi bir anlayacaksın onu. Buranın mevzuatı var. İş tüzüğü var. Arkadaşlarımızın bilgisi ve tecrübesi var. Müşahede ediyoruz. Onları öğreniyoruz. Onları muhakeme ediyoruz. Bilgimize, tecrübemizle. Ona göre davranıyoruz. Sonuç şu. Efendime söyleyeyim. Salı günleri saat 3'te. Efendime söyleyeyim. Çarşamba ve perşembe günleri saat 2'de biz gidip oraya oturuyoruz. Yerimizi meclise genel kurulda alıyoruz. Eğer bir komisyon çalışmamız yoksa, komisyon çalışmalarımızda gayet uyumlu bir şekilde bütün partilerden arkadaşlarımız var. Onlarla birebir konuşmak suretiyle meselelerimizi çözüyoruz. Efendim, geçenlerde bu bir yasa vardı, Silahlı Kuvvetle alakalı bir yasa vardı. Onun ön toplantılarını yaptık, komisyon toplantılarını yaptık ve çok şükür Allah'a hiçbir şekilde sorun yaşamadan bu yasa geçti. Dolayısıyla o kuralları uyguladığınız zaman kolay, her yerde geçerli. İletişim önemli. İletişim önemli, efendim, iş yönetimi önemli. Bunlar kurallar. Bunları yapmak suretiyle gayet mutlu müreffeh. Arkadaşlarımızla gayet iyi ilişkimiz var, efendim, genel kurulda. Konuşuyoruz, görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, dinliyoruz. Çok tecrübeli insanlar var. Çok değişik konularda ihtisas sahibi insanlar var. Onların bilgisini alıyoruz. Efendim, onları da öğreniyoruz. Ve dolayısıyla genel kurulda takip ediyoruz. Belli bir yerde yapmaya çalışıyoruz. Aileniz Kayseri'de, değil mi? Kardeşiniz... Şimdi biz bu tanıştım bugün. Kayseri'de evet, bir kardeşim var. Esnaf. Efendim, emekli, esnaftı. Efendim, özüm işlerini kapattı. Şimdi emekli olarak geçiniyor. Efendim, bir kız kardeşim var. O da ev hanımı. Efendim, burada eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber mutlu bir efendim yaşıyorlar çok şükür. Değişik bir şey değil mi? Yani abisi Milli Savunma Bakanı, Yalkıma Başkanı ve biz yolda yürürken böyle karşılaştık. Bana gelip şey dedi, ben kardeşiyim dedi. Evet. Öyle mi falan? O sağ olsun, onlar bizim efendim askerliğimiz sırasında. Onlar için zor olmuş olabilir yani hayat. Efendim? Onlar için de hayat zor olmuş olabilir sizi yüzünüz. Genelkurmay Başkanlığımız sırasında, bakanlığımız sırasında efendim özellikle bizim yaptığımız görevlere efendim özellikle bağlı olarak buradaki hareketlerini, buradaki çalışmalarını, özellikle bu ticari çalışmalarını son derece sınırlı tuttular. Efendim, son derece kontrolü tuttular ve sağ olsunlar. Ve dolayısıyla herhangi bir şekilde böyle laf söz gelmeden... Bu sizin özel dikkat ettiğiniz bir durum muydu? Yani efendim? Bunlar sizin dikkat ettiğiniz, özel olarak dikkat ettiğiniz gayet şeyler mi? Tabii. Ya çünkü buna göre bir sürü şey duyuluyor, görülüyor vesaire. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu konuda son derece kardeşlerimiz, efendim söyleyeyim, bizim eniştemiz bu konuda da son derece duyarlı. Çocuklarınızla ilgili de böyle bir hassasiyetiniz mi oldu? Türkiye'de çalışmasınlar, bir yere işe koymayayım gibi. Yani onlar da çünkü başka ülkelere gidip başka işler yaptılar. Şimdi şöyle... Oğlumuz efendim liseden sonra yurt dışında üniversite okudu. Öyle bir fırsat oldu, öyle bir değerlendirme oldu, öyle bir imkan oldu. Gitti orada üniversiteye gitti. Üniversite bittiğinde kendi başına orada işini gördü, iş buldu. Ciddi bir efendime söyleyeyim bir bankada. Takriben 20 sene falan çalıştı orada. Efendim, hem İngiltere'de çalıştı, Londra'da, hem Chicago'da, hem New York'ta. 3 yerde çalıştı. Chicago, New York. Ya oğlunuzla ilgili Londra. Kimseyi aramadınız yani. Ya referans oluyorum, oğlumdur, işe çok alın şükür. Gibi bir şey çok yok şükür. Yani. Hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim, hatta burada bu fırsattan istifade ederek kızımı da anlatayım.
Kızımız efendime söyleyeyim. Doktor. Doktor şu anda. Chicago'da abisinden dolayı orada bir premet dediğimiz. Bazıları karıştırıyor. Bunu anlatırken bazı çok bilmişler. Efendime söyleyeyim. İnsani değerleri zaafa uğramış. İnsanların hakkı, hukukuna saygısı zayıflamış insanlar. Geliş güzel konuşuyorlar. Orada herhangi bir şey, fen fakültesi değil. Efendim biyoloji mektebi değil. Orada efendim gitti yerde Dopol diye son derece saygın bir üniversitede doktor olmak için gitti. Ve çok iddialıydı. Efendim İngilizcesi efendim işte oradaki dersleri vesaire 4-0 not ortalaması. Zaten 4'tür yani bu. 4-0 evet. Böyle başladı. İki sene okudu büyük bir başarıyla. Oradaki öğretmenler, oradaki hocalara vesaire desteklediler. Fakat dediler ki eğer siz burada doktor olmak için bunu yapıyorsanız, okuyorsunuz. Fakat bunun sonunda doktor olma garantiniz yok. Niye? Çünkü mülakat var dediler şeyde doktor olmak için. Efendim bu tıp fakültesine geçmek için. Bu ön hazırlıktan sonra tamamen tıp dersleri okuyor. İnşallah bizdeki mülakat gibi değildir. Efendim orada dediler hani sıkıntı olabilir efendim. Bunun üzerine biz telaşlandık. Ve oradaki biz bilgileri aldık. Kızımın bilgilerini aldık. Bu önemli. Bu çok önemli. Bunu efendim o sorumsuzlar iyi dinlesinler. Bu bilgileri aldık, götürdük Hacettepe Üniversitesi'ne verdik. Tıp fakültesine. Onlar değerlendirdiler. Efendim oradaki prosedürü neyse tam olarak bilmiyorum. Efendim tıp fakültesi, arkasından efendim işte üniversite senatosu vesaire konuşuldu, görüşüldü, edildi filan. Dedi ki biz seni kabul ediyoruz. Dedi ki 4-0'ı biz nasıl kabul etmeyiz dediler. İngilizcesi çok ileride, çok çok ileride. Efendim Türkçe zayıf, İngilizce daha ileride. Ve dolayısıyla oraya kabul edildi. İngilizce tıbba, Hacettepe'ye. Orayı bitirdi efendim. Daha sonra efendim kadın doğum yaptı. Daha sonra efendim onkoloji yaptı. Ve şimdi doçent oldu, devam ediyor. E şimdi burada bizim suçumuz ne? Bu kızın suçu ne? Bu çocuğun duyguları var. Efendim bu efendime söyleyeyim hanımın efendime söyleyeyim bir prestiji var. Utanmadan, arlanmadan sanki orada bir sahtekarlık yapılmış gibi. Ya biz onu fakülteye verdik. O verdiğimiz belgelerde, bilgilerde hiçbir farklılık yok. Hiçbir sahtekarlık yok. Hiçbir eksik fazla yok. Her şey olduğu gibi. Bunu da fakülte kabul etti. Etkileniyor musunuz hakkınızda çıkan bu tür haberlerden? Yani etkileniyoruz tabii. Çocuk üzülüyor. Çocuk üzülüyor. Sen baba olarak bir şey yapamıyorsun. Ne kime cevap vereceksin? Sosyal medyada bir olay var. Adam orada atıyor. Söylüyor. Bir şey bulmuş gibi. Ya gidin bakın orada. Yani bu okul efendim depol orada duruyor. Chicago'da duruyor. Bakın bu okul nedir? Bakıyor musunuz kendinizle ilgili yorumlara da sosyal medyada? Zaman zaman benim önüme getiriyorlar. Ben hani efendim burada söylemeyeyim. Benim bazı tedbirlerimiz var. Hukuki varsa avukat arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Değilse onu biz bir şekilde gerekli cevabı vererek ifadeleri kullanmak suretiyle dosyayı kapatıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet. Katıldığınız samimiyetle sorularımızı yanıtladığınız için. Belki bir miktar farklı bir profille de bugün izleyicileri buluşturmuş olabiliriz yani sizinle. Noktalayacağız. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Noktalamak üzereyken eklemek istediğiniz ya da son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de bu arada bakıyorum eksik bıraktığım bir şey var mı diye. Var aslında birkaç nokta da artık süremiz bitmiş. Buyurun. Ben şunu söylüyorum. Yani son olarak bunu biz ilke olarak kabul ettik. Efendime söyleyeyim. İster Genelkurmay Başkanlığımız asker olur. İster efendimizin bakanlığımız süresince büyük bir inançla bugünlerde de efendim çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda, üniversitelerde sohbetlerimiz oluyor, konuşmalarımız oluyor. Gençlerle, yaşlarla buluşuyoruz. Ve aynı şunu söylüyorum ben, inanarak söylüyorum. Bu memleket bizim. Bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Dolayısıyla 85 milyon birleşmesi lazım. Özellikle her zaman şunu söylüyorum. Efendim Kürtler terörist değil, PKK değil. PKK da Kürtlerin temsilcisi değil. Bunu çok iyi anlaşılması lazım. Dolayısıyla Türkler ve Kürtler binlerce yıldan beraber yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Efendim Çanakkale'yi beraber yaptık. Milli mücadeleyi beraber yaptık. 15 Temmuz'u beraber yaptık. Ay ya çok özür dilerim. Unuttum bunu soracaktım. Hep aklımdaydı bitirmeden. Mesela siz subayken orada görev yaptınız mı? Güneydoğu'da. Tabii. Yaptınız. Nasıl biz orada hem nasıldı ilişkiniz? Gençliğimizde hem daha sonraki benim yaptığımız bu komutanlık dönemlerindeki ziyaretlerimizde bu konularda fikirlerimiz çok açık. Söyledik söylemeye devam ediyoruz. Kürt müsün kardeşim? Kürdüm. Saklamayın bunu. Kürtsen Kürtsün. Alevisen Alevisin. Kozat'ta görev yaptım ben Tunceli'de. Bunun bir eksikliği ve yanlışlığı yok. Sen Kürtsün ben de Türk'üm.
Sen efendim Alevisin, ben de Sünniyim. Çok rahat olun. 85 milyon biriz, beraberiz. Buna yoğunlaşın. Bunun bilincinde olun şeklinde. Ve benim oradaki yaptığım çalışmalarda, oradaki yaptığım temaslarda, oradaki Kürt kardeşlerimle çok olumlu, çok yabancı ilişkilerim oldu. Hala olmaya devam ediyor. Hiçbir farklılık görmüyorum ben. Mesela yemin törenine geldi, annesiyle Kürtçe konuşan bir asker. Bu gençliğimizde, önceki yıllarda böyle oldu, bizi çok rahatsız etti bu. Nasıl? Çok rahatsız etti. Şimdi ya biz dedik ya, bizim hani kendimize göre bir aklımız var, zekamız var, IQ'muz var. Allah'a çok şükür. Ya şimdi bir anne Kürtçeden başka dil bilmiyor. Oğlu askerde, bize hizmet ediyor. Onunla konuşacak. Nasıl konuşacak? Kürtçe konuşma. Nasıl konuşacak? Ya dolayısıyla çok şükür bunların hepsi bitti. Hepsi bitti. Şimdi bazı terör odakları, bazı terör uzantıları hala ne oldu diyorlar? Çok şey oldu. Çok şey oldu. Yani şu 20 senede çok şey oldu. Yani bunların hepsi kalktı. Ya bunların kıymetini bilmemiz lazım. Ve büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber yürümemiz lazım. Dolayısıyla bu bağlamda bizim söylediğimiz şey şu. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, bugüne kadar bu toprakların vatan olması için emek veren, gayret gösteren, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, bütün komutanlarımızı, bu uğurda şehit olanları, şehitlerimizi, efendim, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. O kendilerine efendim saygılarımız ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde, benzer şekilde gazilerimize ve onların çok değerli, şehit ve gazilerimizin çok değerli ailelerine de saygı sunuyoruz. Biraz önce bahsettim, o Yanık Merkezi'ndeki olduğu gibi. Büyük bir fedakarlık, büyük bir kahramanlıkla şehadeti, gazili özümseyip vatan sağ olsun diyebilen annelere, babalara, eşlere, çocuklara da buradan saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Size de teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz için. Ve de asil milletimize de bu mutlu günde ve bu terörü, efendim, bu direnişi engellediğimiz bu günde efendim sağlıkla esenlikler diliyorum. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Evet, şimdi Kayseri'deydik. 15 Temmuz özel yayınında dönemin en önemli aktörlerinden biri olan Sayın Hulusi Akar'la söyleşimizi gerçekleştirdik. Süremizin sonuna geldik. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.